tavaf eder, ayetler inerler. İyi geceler sevgili seyirciler. Haber Türkiye Öteki Gündeme hoş geldiniz. Uzun bir aranın ardından yeniden birlikteyiz. Bizleri çok özlediniz. Bizler de sizleri çok özledik ve sezonun ilk bölümüyle birbirinden değerli konuklarımızla, alanında uzman birbirinden kıymetli konuklarımızla sizlerin karşısındayız. Bu gece algı operasyonlarını ve zihin kontrolünü konuşacağız. Sizlerin de soru ve görüşlerinizi alacağız ve yine her zaman olduğu gibi gündem yaratacak bir ötek gündemle karşınızda olacak. Hemen konuklarımızı tanıtmak isterim. Profesör Doktor Mehmet Okuyan, 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi. Profesör Doktor Caner Taslaman, Yıldız Teknik Üniversitesi felsefe bölümü öğretim üyesi. İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Doçent Doktor Ramazan Kaan Kurtoğlu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Doçent Doktor Sefer Darıcı ve araştırmacı yazar Yalçın Koçak, araştırmacı yazar İsmail Tokalak, Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doktor Haşim Şahin ve hipnoz uzmanı, klinik uzman Mehmet Başkak bizlerle birlikte bu gece. Evet, bundan böyle etiketiyle birlikte sizlerin de sorularını bekliyoruz. Tek bir soru soracağız. Birbirinden kıymetli, alanında uzman isimlerden bu konudaki fikirlerini alacağız ve güzel bir tartışma yaşayacağız. Hemen başlıyoruz. Öteki günden başlıyor. Sayın seyirciler, geçtiğimiz yaz biz ekranlarda yokken yaşadığımız 15 Temmuz darbe girişimi elbette hepimizi derinden etkiledi. Demokrasi şehitlerimizi, gazilerimizi anmadan, onlara şükranlarımızı sunmadan programımıza elbette ki başlamayacağız. Onlara çok şey borçlu olduğumuzu bir kez daha dile getirip hemen soruyoruz. Nasıl oldu da bu kadar büyük kitleler başıboş bir hayalin peşinden koşabildiler? İnsanların önce bireysel, ardından kitleler halinde nasıl oluyor da zihinleri bu derece kontrol altına alınabiliyor? Bu derece insanlar yönlendirilebiliyor? Bu gece sezonun ilk Öteki Gündem programında bu sorunun cevabını uzman isimlerle birlikte tartışıp cevapları bulmaya çalışacağız. Sizlerin de merak ettikleri muhakkak vardır. Bundan böyle etiketiyle de sorularınızı bekliyorum deyip hemen konuklarıma dönmek isterim. Sefer Hocam, sizinle başlayalım. Subliminal mesajlar, subliminal mesajlar denildiği vakit ilk akla gelen isimlerden birisiniz. Bu konuda çok fazla da program yaptık. Ayrıntılı olarak inceledik. Videoları, görselleri, çizgi filmler, yazılar, renkler, daha birçok şey. Çok derin ve önemli bir konu aslında bu. Çok basit bir soruyla başlayalım aslında. Bu iş bu kadar kolay mı? Yani iki tane videonun içerisine, üç tane konuşmanın içerisine birkaç kelime ya da birkaç görsel gizleyerek insanlar gerçekten bu denli etki altına alınabiliyor mu? Buyurun. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi daha önce de birçok çalışmada, yayında sizler de şahitsiniz. Bununla ilgili verileri ortaya koyduk. Bilimsel çalışmalardan bahsettik. Tabii bu subliminal mesaj konusu özellikle bilimsel literatürdeki geçtiği haliyle de çok daha farklı. Ancak internet ortamında çok daha farklı algılanabiliyor. Öncelikle bunu belirtmekte fayda var. 2011 yılında biz bununla ilgili ilk çalışmaları yaptıktan sonra gerek akademik dünyada gerekse diğer yayınlarda ciddi bir artış oldu Türkiye'de de. Şimdi konuyu videonun içerisine herhangi bir görsel ya da bir onun dışında verilebilecek herhangi bir ses mesajının içerisindeki bir uyaranla hemen harekete geçer mi? Hayır, böyle bir durum söz konusu değil. Bunun belli bir süreç alması gerekiyor. Ancak bunun temelinde etkili bir ikna tekniğinin de olduğunu söylemekte fayda var. Bir kere önce şunun bir farkına varmamız gerekiyor. Bilinçaltı uyaranlar sadece fark eşik değerlerinin altında duyu organlarına verilen uyaranlardan oluşmuyor. Sadece bu değil. Fark eşik değerlerinin üzerinde olmakla birlikte bilinçli olarak dikkatin yoğunlaşmadığı alanlarda da bilinçaltı mesajlar, uyaranlar kullanılabilir. Bunu daha böyle çok bir bizler... köşeye kaydediliyor mu hafızada? Bir köşeye kaydediliyor o mesajlar. Tabii, özellikle hafıza üzerinde zaten bunun tüketim üzerinde ve karar ve davranışlar üzerinde o noktada çok ciddi etkileri var.
Şimdi bunu bu şekilde ortaya koyduktan sonra, yani sadece görünmeyen, sadece gizli olan subliminal olarak değerlendirilmemeli. Hayatın olağan akışı içerisinde sizin günlük ortamda karşılaştığınız, fark ettiğiniz, ancak bilinçli dikkatinizi yönlendiremediğiniz birçok unsurda bilinçaltı tarafından algılanabilir. Bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. Tabii bilinçaltı ile alakalı uyaranlarla ilgili bilimsel literatürde çok geniş çalışma var. Ancak Türkiye'de bu anlamdaki çalışma sayısının az olduğunu görüyoruz. Bu meseleyi yeni kavramak bir adına mı çalışma az, yoksa insanları etkileme yönünde mi? İnsanları etkileme yani yönünde. Yani bu meseleyi kullanıp kitleleri hareket haline geçirme konusunda mı çalışmalar az, yoksa bunu engelleme ve meselenin farkına varma genellikle konusunda hem mı? Genellikle hem kavram, hem sizin dediğiniz, yani hem etki konusu üzerinde hem de bunun kavramsal analizi üzerine yapılan çalışmalar azdı Türkiye'de. Ama son süreçte artmaya başladı. Özellikle o çalışmaların ardından. Ancak bunun çok eskilere varan bir geçmişinin olduğunu da söylemekte fayda var. Şimdi bilinçaltı uyaranlarla ilgili son yapılan, özellikle tıbbi teknolojinin gelişmesiyle birlikte, özellikle beyin görüntüleme teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte son yapılan çalışmalara baktığımızda karşımıza çok ciddi aslında sonuçlar çıktığını görüyorsunuz. Yani işte fobik korkularda, anksiyete düzeylerinin arttırılmasında, yine özellikle bellek kapasitesinin arttırılmasıyla alakalı ya da belleğe yönelik hatırlama çağrışımlarla alakalı süreçlerde çok ciddi yayınlar olduğunu görüyorsunuz. Sadece bunlar da değil. Mesela işte artık insanlar bilimsel literatürde bu konuyla alakalı çalışmalarda şunlardan bahsediyorlar. Yani işte Parkinson hastalığıyla ilgili dopamin düzeyini acaba biz bir uyaranları vererek nasıl arttırabiliriz? Acaba bir serotonin düzeyini nasıl arttırabiliriz? Çünkü bize yapılan çalışmalar gösteriyor ki özellikle nörohormonal düzeyde ciddi bunun etkileri var. Hatta çocuklarda daha önceki programlarda da bahsetmiştik. Bunlara fazla derecede maruz kalınmasının erken ergenliğe varan sonuçları söz konusu. Değişik alanlarda kullanımı var. Sadece tüketim kültürü anlamında baktığınız zaman ürünün satın aldırılmasında, bir kanalın izlenmesinde, bir mesajın algılanmasında ciddi etkilerinin olduğunu görüyorsunuz. Bütün bu süreçlerin tamamında insan davranışları üzerinde aslında insanların fark etmediği bir noktada bunların etkileri olduğu söz konusu. Peki burada hemen şunu sormak istiyorum. Bu mesajlar benim zihnimi yönlendiriyor ama buradaki esas mesele şu. Benim kararımı mı etkiliyor, yoksa karar vermemi mi sağlıyor? Sadece etki mi var, yoksa bana baştan başa yeni bir karar verdirebilir mi? Bu sistematik olarak beynime işlenen şimdi şey. Şimdi bakın, karar verme dediğiniz çok basit bir süreç değil. Karar verme dediğiniz özellikle hani insan davranışını, neden insan bu şekilde davranır dediğiniz süreç, davranış dediğiniz süreç birçok faktörden etkilenen bir süreç. Çevresel faktörlerden etkilenebilir. Kişinin geçmiş hafıza dökümleriyle alakalı herhangi bir bilgiden etkilenebilir. Şimdi halihazırda bulunduğu ortamdan etkilenebilir, mekanın psikolojisinden etkilenebilir, kişinin almış olduğu uyaranla alakalı geçmiş dediğim gibi hafıza dökümü, o uyaranın gücü, etki süresi, tekrarı, yani birçok faktör bunu etkileyebilir. Özellikle son süreçte bana bu operasyonlarla alakalı, subliminal mesajlarla alakalı da operasyonda tutuklamalar oldu biliyorsunuz. Onunla ilgili de bir takım sorular geliyor, ancak şu an bir soruşturma evresinde olduğu için ve bu adli teknik bir inceleme gerektirdiği için benim bununla ilgili şu an bu süreçte, yani sadece şahıslarla ilgili herhangi bir yorumda bulunmam doğru olmaz. Ancak genel olarak operasyonun tamamına baktığımız zaman bu terör örgütünün bunu değişik şekillerde kullanmış olduğunu da görüyoruz. Yani onu ben de fark edebiliyorum. Bunu sadece belli bir videoyla, belli bir anda, belli bir kısa zaman diliminde değil, uzun zamana yayılmış bir süreçtir burada söz konusu olan. Artı bilinçaltı uyaranların çok daha eskiye geçmişine doğru gittiğimizde steganografik yöntemlere kadar gider bu. Yani ortada bir mesaj vardır. Ancak mesajı sadece o mesajı alması gereken kişiler alır. Onlar sadece fark eder bu durumu. Diğer kişiler fark etmez. Kriptolojiden, kriptografiden farklı bir durumdur bu. Şimdi görüntü analizi, ses analizi, adli
beden dili analizi, yine içerik analizi gibi bir takım analizler yapmanız gerekiyor bu süreçteki bu videolarla alakalı. Yani öyle birden pat diye burada şu var, burada şu var diyemezsiniz. Özellikle mesela görüntü dosyalarının işlenmesiyle alakalı süreç çok daha kolay olabiliyorken, ses dosyalarının işlenmesiyle alakalı, bilinçaltı uyaranların ses dosyalarının işlenmesiyle alakalı süreçte durum biraz daha zor. Yani mesela işte geçenlerde bir çalışma vardı. İşte hastanelerde el yıkama davranışının arttırılmasına yönelik tüm hastanede uygulanan bir çalışma. Hastane personeli, hastanedekiler dahil tamamı bu mesaj doğrultusunda hareket ederek el yıkama oranı, hijyen anlamında böyle bir çalışma yapmışlar ve artmıştı. Ancak daha sonradan tekrar geri teknik olarak bunun içerisinden bulup çıkartmak, yerleştirmekten çok daha zor. O yüzden teknik incelemeyi yapmak gerekiyor. Teknik inceleme yapılmadan bununla ilgili şöyledir, böyledir diyemeyiz. Ancak sembolizm anlamında, yani başka öğeleri çağrıştırma anlamında, semboller kullanarak insanların aslında o anki geçmişten gelen aslında arketiplerine, kolektif bilinçaltına göndermeler yaparak da bazı sonuçlara varılabilir. O görsellerin içerisinde, o süreçte benim izlediğim haberlerden gördüğüm kadarıyla, o görsellerin arasında, o yayınların arasında bunlar da söz konusuydu. Evet. Şimdi orada özele gidelim ikinci turda, ama ben bütün konuklarıma teker teker söz hakkı vermek istiyorum bir ilk turda. Ramazan Hocam, sizinle devam edelim. Şimdi toplumların bu yönde nasıl beyinlerinin uyuşturulduğunu sormak isterim size. Siz her zaman bu konuda değişik tezlere sahipsiniz ve öngörüleriniz de genelde çıkar. Buyurun. Evet, hakikaten sizin programlarınızda da bahsetmiştik. Avrupa Birliği'nin dağılma sürecinden tutun da Türkiye'nin bir kaotik duruma doğru gittiği konularını konuşmuştuk. Şimdi şurada ilk önce İngiltere çıkacak, sonra da dağılacaklar demiştiniz. Evet, evet, evet. Yine soruyorlar, hocam Amerika'da kim kazanacak diyor. Clinton teyze çok ciddi bir sağlık problemi yaşamaz ise Clinton teyze kazanacak bu seçimi. Şimdi efendim, tarihe baktığımızda haşhaşilerden bu 1100'lü, 1200'lü yıllarda haşhaşiler dediğimiz Mısır'da doğmuş, bugünkü anlamda İsmailiye tarikatının kökenlerine kadar giden, ancak bilimsel olarak baktığımızda 1920 yılında İngiltere'de Tavistock diye bir psikolojik araştırma merkezi kuruluyor. Bu işin Sefer Hocam hakikaten benim takdir ettiğim, Türkiye'de teknik tarafını çok iyi bilen bir hocamız ki Türk akademik dünyası için de büyük bir kazançtır. Tavistock İngiltere'de başlattı bu Birinci Dünya Harbi sırasında ki psikolojik bozukluğa uğrayan askerleri tedavi etmede yardımcı olma bahanesiyle başlatılan süreçte bu askerler kobay olarak kullanılmıştır. Bu süreçte daha sonra 1945'te bu Tavistock Amerika'nın Stanford Üniversitesi ile işbirliğine giderek Stanford Üniversitesi'nde İnsan Davranışları Enstitüsü kurulmuştur. MIT'de kurulmuştur. MIT dediğimiz Amerika'daki bir başka üniversite, Boston'da. Yine bir başka üniversitede de Michigan Üniversitesi'nde de bu konuda çalışmalar vardır. Özellikle her üniversitede var ama özellikle bu üç üniversite önde. Öte taraftan Amerikan Hava Kuvvetleri, Amerikan Deniz Kuvvetleri'nde bu konuda çok ciddi çalışmalar var. Stanford Üniversitesi'nin 2012 yılında yayınlanan bir makalede, makale araştırma sonucuna göre insanlar sadece %6 mantıklı karar veriyor. %94 Sayın Hocam'ın alanına giren subliminal bilinçaltı etkilerle kararlar veriyor ki zaten bu reklamlar eğer öyle olmasaydı bizi bu kadar gıdıklayamazdı. İşte bu anlamda neler kullanılıyor? İnsanları iknada sesli unsurlar, sesli ve görsel unsurlar var. Bir de ben buna şöyle bir tabir ediyorum. Sessiz silahlar var, sesli silahlar var. Sesli silahlara baktığımızda insanlar yönlendirmede bir taraftan sinema endüstrisi, film endüstrisiyle insanlar şaşkın ördeğe çevrilirken bir taraftan da yazılı medya üzerinden insanlar yönlendiriliyor ki bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde o devasa merkez medya sadece 7 ailenin elindedir. Yani o gördüğümüz dev ülkede, ki hoş geldiniz, siz de yeni geldiniz dil eğitiminden bildiğim kadarıyla. Şimdi
Açıkçası özellikle 1959'da uydu sisteminin de tespit uzaya gönderilmesiyle birlikte 1970'lerden itibaren insanların daha kolay algılarının yönetilmesi yönünde çalışmalar arttı. Bu anlamda bir taraftan Tavistock, bir taraftan Amerikan üniversiteleri başta olmak üzere Amerikan Pentagon Savunma Bakanlığı bu konuya çok ciddi meblağlar harcamaya başladılar. Neticede İngiliz istihbaratından bir MI... savaş alanına dönüştü. Tabii, bir savaş alanına dönüştü. Öte taraftan baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün 2016'nın 23 Eylül'ünde Amerika Birleşik Devletleri'nde Sayın Obama'ya bağlı Başkanlık Küresel İletişim Dairesi diye bir merkez vardır. Bu merkeze 3 tane unsur bağlıdır. Birisi ABD Milli Güvenlik Konseyi Politika Grubu, direkt buraya bağlıdır. Bir diğeri Dışişleri Bakanlığı Kamuoyu Oluşturma Diplomasi Dairesi, buraya bağlıdır. Bir diğeri Pentagon tarafından geliştirilen politika ve mesajları dönüştürme koordinasyon merkezi vardır. Bu merkez alt birimlerdir ama bu birimler de direkt üniversitelerle birlikte çalışıyorlar. Yine Amerikan film endüstrisinin temel bir düsturu vardır. Toprakları işgal etmektense algıları işgal edin diyor. Gerçekten de baktığımızda özellikle gençlerimize buradan da ikaz edelim. Facebook, Google gibi, Twitter gibi hadiseler, bu sanal alem tamamen Amerikan istihbaratının kontrol altındadır. Zaten bunları geliştiren çocuklar da CIA'nin ümit vadeden gençler programından yetiştirilmiş, CIA'nin teşvik ettiği sermayelerle bu kurumları kurmuş çok zeki insanlardır. Türkiye'de de 2003 yılına kadar Milli Güvenlik Kurulu'na bağlı bir psikolojik harp merkezi var idi ama 2013 yılında bu psikolojik harp merkezi kaldırıldı. Daha sonra da benim bilgim dahilinde kurulmadı. Peki Türkiye'de bu konuyla ilgili çalışmalar var mı? Biz neler yapıyoruz? Tam burada hocam algı araştırmaları merkezini aslında burada söylemek gerekiyor. Burada hükümetimizin, mevcut hükümetin Türkiye'de bu işte ana beni eversene acı biber yeme, biber yeme yarışmalarının alıp başını gittiği, toplumun hiçbir değer yargısının pek tartışılmadığı pek çok televizyon kanalında devlet şimdi bir şey yapmak istiyor. RTÜK gibi bir merkez kurmak istiyor. Yani bu algı yönetimine. Çünkü insanlar artık silahlarla değil, sessiz silahlar dediğimiz medya operasyonu, para operasyonu, ilaç endüstrisi, işte burada bir psikolog arkadaşımız var galiba, antidepresanlar üzerinden insanların dönüştürülmesi, bunları çoğaltmak mümkün. Hükümetimiz bu konuda bir çalışmayı yürütüyor. İnşallah bu çalışma nihayet erer. Çünkü dünyada şu anda 5 ülke bilinçaltı operasyonlarına, subliminal operasyonları, ki bunun birisi İsrail, birisi Rusya'dır, engelleyen kurumlar vardır ve televizyonda siz topluma bilinçaltı operasyonları yapan bir kısım yayınları yaparsanız televizyon kanalını kapatmaya kadar gidebilir. Ama Türkiye'de bu konuda bir kısım düzenlemeler var geçmişten gelen ama maalesef şu anda saldım çayıra Mevlam kayıra modunda gidiyoruz. Pekala, şimdi hemen Mehmet Bey'e dönelim. İlaçlarla da uyuşturuluyor zihinler dedi. Bunun sizin açınızdan değerlendirmesi nasıl olacak? Tabii ama yani önce... biz farkında olmadan sadece işte ihtiyacımız olmayan ilacı alarak değil de farkında olmadan farklı kimyasallara da maruz kalma ihtimalimiz var mı havadan ya da içtiğimiz sudan vesaire? Bu şekilde de bir takım yönlendirmelere maruz kalıyor olabilir miyiz? Yani elbette ki kapitalist hükümranlığın söz konusu olduğu bir dünyada yaşıyoruz ve en güçlü tröstler ilaç şirketlerine ait. Bunlar daha ziyade her insan tipine bir hastalık uydurup her insan tipinin kullanacağı ilaçlar da üretmekle meşguller aynı zamanda. Yani kar etme amacı taşıyan, global boyutta dev karları hedefleyen hükümran kapitalist güçlerden bahsediyoruz. Ve elbette ki bir kanser ilacını üretiyorsa kar etmeyeceklerine inanmasınlar, kar etmeyeceklerinden emin olsunlar, saklarlar ve satmazlar.
ancak ve ancak kar etmeleri söz konusu olduğunda veya kendi hükümranlıklarını devam ettirme gibi olasılıklar dahilinde elbette ki üretim yapabilirler. Bir takım kimyasal kullanımları yaygınlaştırabilirler. Ama ondan önce Soner Hocam ve Ramazan Bey Hocam'ın bahsettiği bilinçaltı, hem bireylerin hem de toplumun bilinçaltına sirayet etmekle bağlantılı konular söz konusu olduğunda ki hem global bazda hakim güçlerin dünya iktidarını elinde tutmak isteyen legal ve veya legal görünümlü illegal faaliyetler içerisinde olan bütün dünyaya tahakküm etmek isteyen güçlerin üçüncü dünya veya kendileri dışındaki diğer tüm kalabalıkların hedefine oturttuğu şey kalabalıkların bilinçaltıdır. Kalabalıklar söz konusu olduğunda sonra Bey'in açıklamalarında bir soru sordunuz siz kararla ilgili. Kararlarımızı değiştirmek bu kadar kolay mı diye sordunuz. Elbette ki siz... Değiştirmeyi de geçtim. Tamam, hani sistematik olarak maruz kaldım. Kararımı değiştiriyorum. Hani bir şey alacağım. Kırmızıyı mı maviyi mi alayım? Subliminal mesajlarla etkilendim. Beni kırmızı almaya teşvik ediyorlar. Bu değil. Almayacağım, alıyor muyum? Yani bir yeni bir oluşum, yeni bir karar verdiriyor şimdi, mu bu mesele orada bana? Sadece Cansu Canan Hanım olsa eğer, sadece siz birey olarak var olsanız, insanların belki büyük bir kısmı aldığı eğitimle veya entelektüel birikimle bundan kendisini sıyırabilir. Fakat biz kitlelerden ve kalabalıklardan bahsediyoruz. Bir yerde kalabalık söz konusuysa orada entelektüel düzeyin hiçbir hükmü yoktur. Mesela şu anda burada katılımcı dostlarımız var, 8 kişiyiz ve burada diğer teknik ekiple beraber bir kalabalık söz konusu. Eğer ben bilinçaltına yönelik bir psikolojik harp sistematiği içerisinde telkinler vermeye başlarsam, profesör hocalarımızla veya hiç eğitimsiz biri arasında hiçbir fark kalmayacaktır. Yani fertler kalabalığa dahil olduğu andan itibaren entelektüel seviyelerinin hiçbir önemi yoktur ve bilinçaltına sürekli taarruz şeklinde gönderilen telkinlerle beraber savunmasızdır. Kalabalıklar, cemaatler, bir takım etnik gruplar, küresel güçlerin hükümranlıklarını devam ettirmeleri uğruna onların hem dijital hem teknolojik veya hem hipnotik telkin sistemleriyle beraber hedefi altındadır ve savunmasızdır. Yani kitleler, cemaatler, etnik gruplar bütün bu algı yönetiminin hedefidir ve algı yönetimi karşısında savunmasızdır. Çünkü kalabalığın entelektüel düzeyi yoktur. Kalabalık kritik yapmaz. Kalabalık sadece ve sadece bireylerin ve fertlerin şahsiyetini iptal ettiği ve farklı bir duygusal sürüye döndüğü bir kitleye dönüşür. Ve manipülasyonu çok kolaydır. Bu sebeple bunu 1928 yılında bu sistemi ilk oturtan, kitabını yazan adam Freud'un yeğeni Edward Bernays. Bunu ilk oturtan adam Propaganda kitabını yazmıştır. Bakın 1928'de kitabını yazmış. 80-90 neredeyse 100 yıl geçmiş ve biz şimdi Türkiye'de bunu şimdi konuşuyoruz. Tabii bilinçaltı söz konusu olduğu zaman ben bir ferdin veya bir topluluğun bilinçaltını etki altına almak istiyorsan burada çok güçlü bir konuşma ve hitabet sistemi, etkileme gücü gerekiyor. Bunun için de hipnoz bilgisi şart. Yani hipnoz derken hipnoz işin tabelası. İnsanlar zannediyorlar ki hipnozu klinik manada algılıyorlar. Bir psikiyatristin veya bir psikoloğun veya bir hipnoz uzmanının koltuğuna oturup bir şekilde onun telkinlerine bilinçli bir şekilde uymak olarak zannediyorlar. Bu sadece ve sadece hipnozun bir yönüdür. Bizim burada bahsettiğimiz şey klinik manadaki hipnoz değil. Sürekli her yerde, televizyon karşısında, internetin karşısında, herhangi bir iletişim ortamında bulunan kalabalıkların telkine açık olma durumudur. Peki şimdi siz yani, hipnoz uzmanısınız, bu terör örgütü FETÖ liderinin konuşmalarında, çünkü etkili hitabet dediniz, öyle bir hitabet yok aslında ortada. Yani şifreli bir şeyler mi var, bir ses tınısında mı bir şey var, ne var? Çünkü dediniz ki eğitimli insanları o kadar da etkilemek kolay değil dediniz ama baktığımız vakit entelektüel düzeyi çok yüksek bir terör örgütü ve onun müritleriyle karşı birey karşıyayız. Birey olduğu zaman eğitimli insanları etkilemek zordur. Ama bir kalabalığın, bir cemaatin ferdi ise, bir kalabalığın unsuru haline dönüşmüşse orada ferdin hiçbir kıstası veya yapısı söz konusu değildir, devre dışı kalır. Şimdi cemaatler söz konusu olduğu zaman manipülasyonu en açık, tehlike riski barındıran yapılar cemaatlerdir. Çünkü ben arzu ederseniz buradan şuraya geçmek istiyorum. Yani kalabalıkların
Algı operasyonlarının nesnesi haline dönüşmesinin aşamalarını arzu ederseniz bir sıralayayım. Bir, öncelikle bir sempati ve güven aşaması vardır. Dört aşamaya bağlıyorum bunu. Sempati ve güven aşaması. Güven ve sempati aşamasında benim hedef kitleme oturan bir yapı, insan kalabalığında herkesin kabul ettiği ortak değerleri kullanırım. Mesela argümanlar menkıbeler olabilir. Bu toplumun inandığı Kur'an, ayetler ve hadisler kullanılır. Sahabe hayatı, efendim tarihten yapraklar kullanılır. Tarihteki büyüklerimizin hayatları kullanılır. Herkesle ortak değerden başlanır. Bu şekilde insanlara yaklaşılır ve sempati, insanlarda sempati oluşturulur. İkinci aşamada ise gruba kabul aşamasıdır. Gruba kabul ve aidiyet aşaması. Bu kez bu ortak değerler çerçevesinde grubun herhangi bir özel amacından bahsetmeksizin belirli adreslerde toplanırım. İnsanları belirli adreslere toplar ve onların değer verdiği ve herkesin ortak değeri olan inançtan bahsederiz, ibadet yaparız veya grubun özelliği her neyse ortak değerleri, ibadeti, bir takım vecibeleri ortak ritüellerle yaparız. Bu bir süre sonra grubun içerisine katılan fertte bir aidiyet duygusu oluşturur. Ve bu aşamada elbette ki kişinin grup, cemaat veya etnik yapı her neyse kişinin bireysel sorunlarıyla ilgilenir. Efendim işte okula girmesi, çocuğunun okulu kazanması, çocuğun dershanesi, çocuğun başka bir şeyi elbette ki bunlarla da ilgilenir. Ve tam bir sahip çıkılma duygusu içerisinde grupla bütünleşir. İkinci aşama gerçekleşmiştir. Yani gruba aidiyeti sağlanmıştır. Kendisini grupla bütünleşmiş bir durumda hissetmiştir. Üçüncü aşamada bu tür yapıların kavramların içini boşaltmak. Bu kez gruba aidiyet tam söz konusu olunca grubun kendi hedefi daha geniş inanç topluluğunun, mesela ümmetin diyelim, önüne geçer. Grubun veya cemaatin hedefi güce oynuyorsa eğer, gücü elde etme amacına dönük bütün projeleri kavramların içini doldurur. Diyelim ki cihat kavramını kullanıyorsa, cihat aslında kendi grubunun, kendi cemaatinin menfaatine daha çok çalışmak, daha çok taraftar toplamak veya etkinliğini artırmaya dönük çalışmalar gibi bir anlama gelebilir. Çünkü artık güven oluşmuştur, aidiyet sağlanmıştır ve herkesin ortak kavramlarının içi boşaltılır ve grubun veya cemaatin veya etnik yapının özel anlamları ve özel hedefleriyle doldurulur. Dördüncü aşamada ise kayıtsız şartsız ve biat aşamasıdır. Artık ondan sonra kişi dördüncü aşamaya geldiğinde verilen talimatları yaparken dine hizmet ettiğini veya insanlığa hizmet ettiğini düşünüp, inanıp, seve seve yapar. Fedakar olur, ölümü göze alır çünkü şehit olacağını düşünür. Yani bütün bunların hepsi ise insanların bilinçaltına hitap etmekle gerçekleşiyor. Bir yerde bilinçaltı kavramı varsa orada telkin vardır. Siz ancak ve ancak güçlü bir telkinle, ard arda tekrar eden telkinle ancak ve ancak insanların bilinçaltına tesir eder ve onlardaki bunu sevdim, evet bu iyi adam duygusunu oluşturur ve güven duygusunu oluşturursunuz. Bakın 1945'lerde Hitler Almanyası'nın hocaların da gayet iyi bileceklerdir. Goebbels vardır. Aydınlatma ve propaganda bakanı olarak görev yapmıştır. Düşünebiliyor musunuz? İkinci Dünya Savaşı'nda aydınlatma ve propaganda bakanlığı kuruluyor Hitler Almanyası'nda. Ve o Goebbels diyor ki gerçek sürekli tekrar edilendir. Bu telkin teorisini özetleyen muhteşem bir cümledir. Çünkü telkinde tekrar esastır. Twitter'da görecek, Facebook'ta görecek, televizyonda görecek, haberlerde görecek. 40 kere eminim, söylersen olur Soner Bey'in o çok iyi izah ettiği hesabını milan mesajlarla beraber ona gerek kalmadan böyle gözümüzün içine baka baka telkine maruz kalıyoruz ve kararlarımızı da etkileyebiliyor, evet. Ama kitlenin ve kalabalığın kararlarını etkileyebiliyor. Pekala, şimdi bu konuyu açacağız. İkinci turda tekrar dönüyor vakit. Özellikle haşhaşiler meselesini de size sormak isterim Haşim Hocam. Mehmet Hocam'a dönmek istiyorum. Şimdi mesele dinin insanların kendine göre yorumlayıp bunu bir koz halinde kullanması meselesine geldi. Şimdi konu oraya kadar geldi. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Dini ve dini ögeleri kendi menfaatleri için insanlar nasıl kullanıyor? Ve bu son meseleyle bağlayacak olursak ne gibi değerlendirmeler yaparsınız? Buyurun. Bu arada hocam çok özür diliyorum. Sözünüze başlamadan önce bir etiketimizi de hatırlatalım. Bundan böyle etiketiyle sorularınızı da bekliyorum. Biraz sonra da sizin sorularınızı konuklarıma yöneltmeye başlayacağım. Evet, benden önce konuşan kardeşlerimizin
meselenin teknik dünyasına dair sözlerini ben de takip ettim. Ama şimdilerde konuştuğumuz bu hareket aslında dinin doğru anlaşılmamasından kaynaklanan bir felaket örneği olarak karşımızda duruyor. Din denince tabii insanların aklına acayip şeyler geliyor. Herhangi bir dini motifin olduğu herhangi bir yazıyı adam din zannediyor. Kitabın başlığında veya resimlerinde dini bir motif varsa onu din zannediyor. Sırayı dinin asıl ve başlangıç kaynağı olarak, tepe kaynağı olarak, hatta baba kaynağı olarak diyebileceğimiz Kur'an'dan dini bilgiler elde edilmiyor. Öyle olunca herkesin kendi algısı din gibi zannediliyor ve insanlar çok kolay bir şekilde inanma ihtiyacını karşılasınlar diye sunulan herhangi bir öğretiye din gözüyle bakabiliyor. Şimdi bakın, ne oldu da böyle bir hareket ülkeyi ta uçurumun kenarına kadar getirebildi? Biraz meselenin dış telkinlerle şekillendiği noktasındaki görüşlere katılıyorum ben de. Elbette meselenin o tür boyutları vardır ama ne olursa olsun bu hareketin dini bir algının faaliyete dönüşmüş bir hareket olduğunu göz ardı etmemek durumundayız. Yani bu bir şeylere inanmanın pratiğe dönüşmüş bir örneği olarak karşımızda duruyor. Neye inanıyor bu insanlar din adına? İşte kurtarıcı bir insan motifine inanıyorlar. Kurtarıcı insan. Halbuki Kur'an'a baksa, dinin asıl kaynağı olarak Kur'an'a baksa, kurtarıcı insan motifinin Kur'an'da yer almadığını görecek. İnsan kurtarıcı olmaz. Hidayet verici insan diye bir algı peşinden koşuyorlar. Kur'an'a göre insanlar birbirine hidayet etmezler. Hidayet eden Allah'tır. İnsanlar isterler, yaratan Allah'tır. Kurtarıcı bir motif olarak birinin peşine gidiyor, onun insanları kurtaracağına, din adına kurtaracağına inanılıyor. Mesele sadece dünya hayatından ibaret değil. Bir başka alem üzerinden götürülüyor bu öğretiler. Ebedi bir hayattan söz ediliyor. Orada kurtuluş eğer ucuz bir takım işlerle elde edilecekse eyvallah, hemen kendini ona kaptırabiliyor. Kurtarıcı adam algısı dini bir algı değildir. Kur'ani bir beslenme noktası kesinlikle söz konusu değildir. Bir. İkincisi, bu hareket biraz yakından bakıldığı zaman bir mehdilik hareketi olarak bilinir. Bir mehdiyet hareketi. Yani Allah tarafından özel görevlendirildiğine inanılan biri üzerinden onun her dediğinin Allah'ın dediği bir şeymiş gibi kabule dayalı bir kitle oluşturulmuş peşi peşine. Kur'an'a bakılsa mehdiliğin insanlarla alakalı ve Kur'ani hiçbir referansının olmadığını çok net görecekler. Ama milletimiz maalesef din adına önce Kur'an'a bakmayı becermedi. Neden böyle bir ihtiyaç var peki? Çünkü İlla bir kurtarıcı olması gerekli mi? Yani bu ihtiyaç nereden doğdu? Tabii insanlarda inanma ihtiyacı var ama bir taraftan da... Kişi kendini kurtaramaz mı? Tabii ki kişi kendisi istemediği sürece bir kişiyi bir başkası kurtaramaz. Bakın Kur'an-ı Kerim'de çok enteresan, sizinle yaptığımız bazı programlarda da ara ara temas ettiğimi hatırlıyorum. Mesela peygamber kıssaları anlatılır Kur'an-ı Kerim'de. Peygamberlerden işte 20 küsür tanesinin kıssası anlatılır. O peygamberlerin dünya hayatında yaşadıkları esnada bir takım hatalarından söz edilir. Peygamberlerin İbret hatalarından söz edilir. Halbuki bir peygamberi anlamak için onların hatasını dillendirmeye gerek olmayabilirdi. Fakat Rabbimizin demek istediği şudur. Benim seçtiğim peygamberler bile hata yapabiliyorsa... Siz sakın ha hatasızlık üzerinden bir öğretiye inanmayın. Peki biz bir kulun hatasız olacağını, haşa Allah gibi her ağzından çıkan biz dediğim böyle olduğuna nasıl inandılar? Yani toplumsal olarak da hani bir mehdiyet beklentisi var, bir kurtarıcı. O açıdan da söyleyeyim, nasıl böyle bir şey inanır hale geldik? Neler oldu da nasıl algılarımızla oynandı bu yönde? Şimdi bakın, bu mehdilik inancı esasında çok
çok etraflı bir şekilde konuşulması İnşallah gereken bir mesele. Mehdi demek zaten hidayete erdirilmişlik üzerinden yürüyen bir inanış. Eğer bir adam Allah tarafından görevlendirildiğine muhatapları inandırmışsa her dediği doğru kabul ediliyor. Halbuki bu dini bir kabul değildir. Yani Kur'an'dan bir geçerlilik elde edebilecek bir kabul değildir. Onun için sözümün her tarafında dini inançların, dini kabullerin doğru bir kanaldan insanlara ulaştırılması, onların Kur'an'la tanıştırılması lazım geldiğini söylüyorum. Başka taraftan bir şeyler söyleniyor. Din adına dini kisvelerle sunumlar yapılıyor. Muhatap da zannediyor ki bu doğrudur diyorsa elbet bir bildiği vardır. Öyle bir inanç altyapısı hazır. Kolay bu Cansu Hanım. Çok kolay bu. Filancanın peşinden gidiyorsanız o da sizi cennete götürecek diye inandırılmışsanız mesele yok ki. Ama Kur'an'ı okusalar, Kur'an'a baksalar bir adamın bir adama hidayet edemeyeceğini görecekler. Mehdi denen böyle bir inanışın Kur'an'dan beslenmediğini anlayacaklar. Herkesin kendi sorumluluklarının kendi kararlarıyla, kendi tercihleriyle, kendi fedakarlıklarıyla meydana gelebileceğini bir başkası üzerinden kestirmeden bir cennet yolunun bulunmayacağını anlayacak. Ama Kur'an okursa anlayacak. Kur'an okumaz. Meseleleri başka insanların görüşlerinden götürürlerse bu sonuç kaçınılmazdır. Bakın başka bir rahatsızlık daha var. Okumama ve anlamama. Doğru kaynağı okumama. Doğru kaynağı doğru okumama. Ya okuyup araştırmaktansa aklımızı kiraya vermeyi tercih eder noktada. Öyle kolay oluyor işte. Çok da rahat oluyor. Öyle bir din sunumu yapılıyor ki mesela bir grubun içerisine girdiyseniz siz isteseniz de cehenneme gidemiyorsunuz. Yani illa biri sizi kurtarıyor. Öteden beriden bir takım yalanlarla, entrikalarla acayip kurtarıcılar öğretiliyor. Biraz önce konuşan kardeşimizin dile getirdiği bir kavram var. Bu meselelerin en çok sıkıntılı bir şekil almasının sebebi kavramların içinin boşaltılmasıdır. Bakın bir cihat kavramından söz etti. Siz eğer cihat kavramını Kur'an'ın dediği gibi anlamazsanız, sizin gibi düşünmeyenleri cihada muhatap insanlar gibi algılarsanız, sonra da bir irtidat kavramını gene Kur'an'ın içini doldurduğu gibi kavramazsanız, sizin gibi düşünmeyen adamı mürtet görürsünüz, onunla cihad edilmesini Allah'ın emri gibi algılarsınız. Bunun üzerinden yürüdüğünüz zaman ben o gece İstanbul'daydım. O geceyi bilfiil burada yaşadım. İşte burada virgül koyalım. Mürtet kavramını dediniz. Kavramların içini cihad boşaltılması. Ve mürtet. Oradan devam edeceğiz. Araya gitmem lazım. Peki. Peki. Benim hep böyle böyle oluyor. Mehmet Hoca evet. Bana çok kızar ama tevafuk diyeyim artık. Tesadüf değil, öyle denk geliyor. Efendim çok kısa bir ara bundan böyle etiketiyle sorularınızı bekliyoruz. Aranın ardından kaldığımız yerden ötek gündeme devam edeceğiz. Evet, ötek gündem kaldığı yerden devam ediyor. Bundan böyle etiketiyle sizlerin de sorularınızı bekliyoruz. Kimlerle birlikteyiz? Hemen kısa bir hatırlatma yapayım. Profesör Doktor Mehmet Okuyan, Profesör Doktor Caner Taslaman, Doçent Doktor Ramazan Kaan Kurtoğlu, öğretim üyesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Doktor Sefer Darıcı, araştırmacı yazar Yalçın Koçak, araştırmacı yazar İsmail Tokalak, Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümünden Doktor Haşim Şahin ve uzman psikolog, hipnoz uzmanı Mehmet Başkak. Evet, devam ediyoruz. Bundan böyle etiketiyle birlikte sorularınızı da bekliyoruz. Biraz sonra sormaya başlayacağım. Şimdi Mehmet Hocam sizi bölmüştüm ben. Öyle bir gruba girdiyseniz cennet size vaat ediliyor demiştiniz. Buradan evet. Haşim Hoca'ya da geçeceğim. Cihat kavramı dediniz, kavramların içi boşaltılıyor dediniz. Ve siz bir noktadan sonra sizi mürtet diye de sınıflandırabiliyorlar dediniz. Ebedi bir hayat, kurtuluş vaadi. Bunlardan bahsediyordunuz ve 15 Temmuz evet. gecesine gelmiştiniz. Ben o gece meydanlardaydım dediniz. Evet. Buyurun. O gece buradaydım, İstanbul'daydım. Çok hayret etmiştim. Yani hani böyle karınca ezmez denen insanlar nasıl oluyor da böyle helikopterlerden, uçaklardan mermi yağdırabiliyorlar diye. Sonra kendi kendime düşündüm. Dedim ki herhalde bunları cihat ruhuyla yapıyor bu adam. Yani bu vurmayı, bu öldürmeyi kendisi gibi düşünmeyeni ötekileştirdiği için bunu mürtet kabul ediyor. Din bir, vatan bir, millet bir, bayrak bir, nasıl bir cihat bu yani? Bu nasıl bir şey? İşte bakın Cansu Hanım, din adına eğer bu toplum
cihadın gerçekten ne olduğunu, Kur'an'ın anlattığı cihadın ne olduğunu bilmezse, buna benzer başka örnekleri de korkarım ki yaşanacaktır. Kur'an'a göre Allah cihad, bir fedakarlığı maksimum düzeyde ortaya koymaya derler. Kur'an'a göre cihad, kişilere Kur'an'ı anlatmanın adıdır. Kur'an'a göre en büyük cihad, muhataplara Kur'an öğretisini aktarmaktır. Piyasada cihad, adam öldürme üzerinden tanıtılır. Kur'an'a göre ise cihad, adam kazanma eylemidir. Kazanma eylemini kaybetmeye dönüştürecek kadar kavramın içi boşaltılmış, onun üzerinden öldürürken ben onu cennete gönderdim diyor. Sanki cennet babasının yeriymiş gibi. Kimin cennete, kimin cehenneme gideceğinin sanki çetelesi onun elindeymiş gibi. Sanki Allah bazı insanları kendisine haşa danışman tutmuş gibi böyle kendisi üzerinden bir kavram tanımlaması ve insanların ahiretinin nasıl şekilleneceğine dair bir öğreti geliştirmişler. Bakın, irtidat diye bir kavramı var. Bunlar bunu çok kullanırlar. Başka insanlar da kullanıyorlar bunu. İrtidat, işte dinden dönme, teknik tabiriyle ifade edeyim. Dinden dönen ne olur? Kime sorarsanız şimdi gidin, dinden dönen öldürülür cevabını alırsınız. Bu kadar önemli bir meselede Kur'an'ın sessiz kalmış olması mümkün değil. Kur'an irtidadı ele alır ve irtidat eden insan için yapılacak şey, onun yeniden dine dönmesi için ona sunumlar yapmak olarak belirlenir. İrtidat eden öldürülür diye hiçbir Kur'ani referans yoktur. Ama bizim din adına kullandığımız, okuduğumuz, anlattığımız bir takım kaynaklarda irtidat edene hayat hakkı tanınmayacağı, 3 gün, 5 gün, 10 gün tevbeye davet edileceği, değilse adamın öldürüleceğine dair bir takım söylemler geliştirdik. Dini hükümler ihdas etmeye başladık. Bu toplum ne olursa olsun kavramlarını Kur'anileştirmediği sürece, dini kavramlarını Kur'an'ın içini doldurduğu şekilde benimsemediği sürece bir takım hezeyanlara maalesef kendisini kaptırmaktan maalesef kurtulamayacaktır. Bakın, bu hareketin beslendiği en önemli kabullerden bir tanesi de Mesihiyet hareketidir. Yani İsa üzerinden kendisini İsa diye tanıtan bir sunum, yakın çevresini anlattığı ve çevresindekilerin bize aktardığı düşüncelerden öğreniyoruz. Mesihiyet nedir? Mesihiyet, Hazreti İsa'nın yeniden dünyaya geleceğine inanmak, onun işte Deccal'ı öldüreceğine dair bir kabul ortaya koymak. Bu neyin nesidir Allah aşkına? Bütün bunların hiçbir Kur'ani referans olmamasına rağmen siz bunları dini inancın bir parçası olarak sunarsanız ve buna kendisini inandıran insanların da böyle garanti bir cennet elde etmiş edasıyla onları doldurursanız, o adama yaptıramayacağınız şey yoktur. Şimdi yaşanan facia böyle algılarla ama hepsiyle mücadele edebilecek yeniden kavramlarımızı Kur'anileştirme ve Kur'an'ın onların içini doldurduğu şekilde onları hayatımıza taşıma mücadelesine dönüşmek mecburiyetindeyiz. Başka çıkar yolu yoktur meselenin dini açıdan bakıldığı zaman. Dini açıdan bakıldığında bu mesele başka mesele, yani sadece cennet vaadi de gözükmüyor çıkan paraları vesaire gördüğümüz vakit. İşin bir de duygusal bir boyutu varmış anlaşıldığı kadar. Bu kadar işte dünyevi, şimdi anlayamadığım şey bu, döndüğüm zaman bunu da soracağım. Bu kadar dünyevi bir hareket nasıl oluyor da din adına yapılıyor gibi insanları uyuttu yıllarca? Bu da aslında büyük bir soru işareti. Evet. Çünkü hiçbir şey olmayan bir peygamberin ümmetiyiz. Nasıl bu kadar para dönüyor bu meselelerde? Bunu da konuşalım fakir isterim. Fakir peygamberi anlatarak zengin olan bir ümmete dönüştük. Yani, çok ayıp. Çok ayıp. Acı. Gerçekten acı. Evet. Haşim Hocam, sizinle devam etmek isterim. Zira Mehmet Hoca dedi ki cennet vaadi, ebedi bir hayat, kurtuluş vaadi, öldürdüğünü cennete yolluyorum, ölmek için savaşmak, hani ben bunu yapıyorum ama ölsem de korkmayacağım çünkü ben cennete gideceğim ve niçin öldüğünü de sorgulamadan bunu yapıyor. Tamamen uyuşmuş beyinler. Biz sizinle haşhaş şeyleri konuşmuştuk ve Hasan Sabbah ve fedaileri geldi aklımıza. Demiştiniz ki o zaman Cansu, her 4 kişiden biri o dönemde
Hasan Sabbah'ın fedaisiydi aslında. Baktığımız vakit şimdi de her şey birbirine karışmış durumda. Kimin ne olduğu belli değil. Çok iyi bir şekilde gizlenmişler. Siz neler söylersiniz? Tarihsel sürece baktığımız vakit tarih nasıl tekerrür etti? Küçük bir düzeltmeyle başlayayım. Her dört kişiden biri demeyelim de. Yani her iki kişiden biri de, her beş kişiden biri de her yerde bulunabilirlerdi. Çünkü gizemli, batini teşkilatların temel hususiyetlerinden birisidir. Valla beş ay oldu programı yapalı herhalde. Oranları karıştırmış olabilir. Ve takiye de genelde bu tip özellikle gizli örgütlerin temel argümanlarından birisi olduğu için, yani kendini gizleme, bulunduğu ortama adapte olma, onlar gibi davranma, kendilerinden olmayanlar gibi davranma, bunların temel argümanları içerisinde yer aldığı için açıkçası tespit etmek çok zor. Şöyle bir hikayeyle başlayıp sonra kendi alanımla ilgili bir iki bilgi vermek istiyorum haşhaşiler noktasında. Bu dediğiniz adanmışlık ve cennet vaadinin güzel bir örneğini sunar bize tarih. Harzemşah hükümdarı Alaaddin Muhammed'i öldürmek üzere 4 tane yahut da 5 tane batını fedaisi görevlendirilir. Ve Harzemşah hükümdarı bu fedaileri yakalar hepsini. Ve onlara herkese ibret olsun diye büyük bir ateş yaktırır ve bunları diri diri o ateşin içerisine attırma cezası verir. İstediği yapılır. Sultanın beklentisi onların böyle karşısına geçip feryat figan duymalarını, kendisine yalvarmalarını, acınmalarını, merhamet dilenmelerini bekler. Fakat beklediğini bulamaz. Tam aksine bu batını fedaileri bizzat kendileri kahkahalar atarak ateşin içerisine girerler ve ellerini kaldırıp ölüm sadece bir başlangıçtır. Biz ebedi hayata belki de senin sayende gidiyoruz diyerek kahkaha atarak ateşin içerisine giderler. Bu Haşhaşi dediğimiz Hasan Sabbah'a bağlı grupların geldiği noktayı ve kendilerine vaat edilen cennete karşı nasıl böyle samimi bir şekilde inandıklarını gösteren ilginç örneklerden birisi. Tabii tarih, biz iki alan var. Mehmet Hocam'ın alanı ve benim alanım. Subjektif alanlar bizimkiler. Çünkü biz atıyorum İşte hocamın alanı üzerine ben çok konuşamam. Sefer hocamın alanı üzerine ben çok konuşamam. Ama tarih alanının üzerine bir mühendis de, bir asker de, bir doktor da, bir tabip de, herkes konuşur ve herkes tarih alanında söylediği bilginin doğru bilgi olduğu iddiasındadır. Ve biz bu bilgileri düzeltmeye kalktığımız zaman da çoğu zaman tarihçinin cahillikle, bir şey bilmemekle itham edildiğini görürsünüz. Din de böyledir. Yani din konusunda ve tarih konusunda ne yazık ki herkesin fikri vardır ve uzmanların fikri ikinci plana atılır. Herkes kendi bildiğinin doğru olduğunu ileri sürer. Tarihin belki en avantajlı tarafı burada bulunan hocalarımızın ya da toplumdaki genel mesleklerin aksine günümüzde yaşanan hemen her örneğin bir karşılığını tarihin içerisinde bulabilmemizdir. Yani iyi tarih bilgisine sahipsek mutlaka her olayın bir karşılığını tarihin içinde buluruz. Ama şimdi burada da araya girmek istiyorum. Buyurun. Çünkü çok büyük eksiklikler var. Tarih üzerinden de algı oyunları yapılmıyor mu? Yapılır. Bizim tarihsel süreçte uğraştığımız olmayan ama dünya bazında bizim üzerimize gelinen propaganda unsurları var. Yani tarih üzerinden de bir algı operasyonu var. Kesinlikle aslında. Tarih üzerinden algı operasyonu yapılır. Hatta şöyle söyleyelim, toplumların zihinlerini yönlendirmede, algılarını yönlendirmede ve şekillendirmede tarih birincil rolü oynayan alanlardan birisidir. Siz nasıl bir nesil yetiştirmek istiyorsanız,
hangi düşünceye, hangi ideolojiye, hangi yaklaşıma sahip bir nesil yetiştirmek istiyorsanız, bu Marksist olabilir, sosyalist olabilir, İslamcı olabilir, milliyetçi olabilir, farklı uluslar üzerinden inşa edebilirsiniz, cihatçılar yetiştirebilirsiniz. Bu uzar gider ve tarihten bunun örneklerini, işte hocamın söylediği gibi belki tasavvuf üzerindeki menkıbelerini, kahramanlık hikayelerini, Hazreti Ali cenklerini, efendim şunu bunu her unsuru, işte katliamları, kötü adamları, iyi adamları örnekleyerek istediğiniz formatın içerisinde bir grup, bir adam, bir oluşum yetiştirebilirsiniz. Dolayısıyla tarih algı oluşturmada dediğim gibi her türlü örneği bulabildiğimiz için önemli bir faktör. Tabii ben de hocam gibi buradaydım. Yani o dehşet gecesini bizzat darbenin olduğu süreç anında da, saatinde de ve sonrasında da meydanlarda yaşayan birisiydim. Pek çok hadiseye şahit oldum. Yani bunları burada anlatmak istemiyorum ama hocamın söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Yani insanların nasıl fikirlerini değiştirebildiklerini, bu kadar gaddar ve zalim olabildiklerini görmek bu toplumun bir ferdi olarak herkes gibi benim de vicdanımı acıttı. Açıkçası bir algı noktasında hocama bir katkı olsun diye şunu söylüyorum. Şimdi pek çok örneklerini izledik. Televizyonlarda vardı burada. İşte Çengelköy'deki hadisede bir yüzbaşı en yaygın örneklerden birisiydi bu. Kendisine müdahale etmeye gelen insanlara Fetih Suresini okumalarını tavsiye ediyor. Yani darbeci olan ve niçin okumalarını tavsiye ediyor? Biz başarılı olabilelim diye. Yani onların zihinlerinde kendilerinin doğru yaptıklarına dair bir inanç, öylesine bir inanç oluşmuş ki sadece kendi gittikleri yolun doğru ve başkalarının yolunun yanlış olduğunu görüyor. Bunun sebebi İşte bu ideolojik kontroller, beyin kontrolleri hocalarımız daha iyi biliyor. Ve bir tek adamın, yani işte bu Şiilikte imamdır, efendim Hristiyanlıkta papazdır, tasavvufta şeyhtir vesaire. Onun söylediğinin, bizim eski Türk dininin içinde bile vardır. Mesela şaman, Tanrı ile toplum arasında bir aracı kabul edilir ve onun söylediğine itiraz etmeksizin yerine getirilebilir. Burada da bunu sıkı bir şekilde kontrol edildiği, her adımın takip edildiği anlaşılıyor. İşte Hasan Sabbah'ın mesela tarihsel detaylarına girebiliriz. Şimdi konuklarımız çok olduğu için ben kendi süremi de aşmak istemiyorum. Ama ne yapmış mesela Hasan? Birkaç örnek üzerinden gidebiliriz ve tartışmanın boyutlarını aşabiliriz. İşte tarihsel olarak şu kimlikli, bu kimlikli demiyor. Onlara girmek istemiyorum. 1090 yılında bir devlet kurdu. Selçuklu yönetimine karşı Şii ideolojiyi temsil eden bir devlet kurdu. Bugünkü terör örgütünden farklı olarak Hasan'ın en azından kendi içinde makul bir ideolojisi vardı ve dayandığı sağlam temelleri vardı. Yani Şii argümanlar üzerine kurduğu kendince temelleri de mevcuttu. Fakat metodu çok sertti. Yeni Davet adını vermişti kendi kurduğu bu yapının, işte sonradan Haşhaşi olarak anılan ya da Sabbahiye olarak anılan örgüte. Mesela ne yapıyor? Eğitimi yasaklıyor Hasan Sabbah. Müritlerine özellikle ve onların cahil kalmalarını istiyor. Çünkü herhangi bir şekilde araştırmaları, yorum yapmaları, kendisini eleştirmeleri, onun kendisinin verdiği bilgiyi sorgulamaları yasak. Bu cemaatin içinde de bunun böyle olduğunu biz duyuyoruz. Yani sadece belli kitaplar okunup, Kur'an bile dışarıda tutulan o kitapların, dışındaki kitapların okunmasının yasaklandığı bir sistem. Burada da sadece Hasan Sabbah, benzerliklerini söylüyorum çünkü Cumhurbaşkanımız dahil olmak üzere doğrudan Haşhaşilere dönük bir gönderme, bir atıf yapıldı. Ciddi anlamda benziyorlar. Yani yapılanmaları ideolojik anlamda benzemiyorlar ama oluşum şekli ve yapılanmaları itibarıyla benziyorlar. Çünkü tarihten onlar da bir model almışlar. Müritlerini kasıtlı olarak cahil bırakıyor ki sadece kendi söylediklerini yerine getirsinler diye. Mesela buyurun. Şey söyleyebilir miyim? Kur'an dışında başka kitap okutmuyorlar anlamında mı dediniz? Aslında
İlk ve tek okumadıkları kitap. Tam Kur'an dahi o okumayan kitapların içerisinde dedi yani galiba. Özellikle... Kur'an'ı dışarıda tutup, Kur'an'ı bile dışarıda tutup, Kur'an'ın kendi... metnini okuyorlar da manasının okunmasına şiddetle tepki gösteriyorlar. Eyvallah. Evet. Fırka düşmanlarının, mesela kendi ideolojilerinin karşısında olanların, Hasan Sabbah'tan bahsediyorum, sadık fedailer tarafından öldürülmesini dini bir vazife olarak kabul ediyorlar. Yani kendisi gibi düşünmeyenleri ortadan kaldırmak dini bir vazife, bakın. Yani sadece bir emir, bir telakki değil. Dinin bir parçası. Bunu yaptığınız zaman insan dinin gereğini yerine getirdiği zaman ne yapmış olur? İşte cennete gider, sevaba girer vesaire. İyi şeyler yapmış olur. Bunu da dinin bir parçası, dini bir vazife olarak görüyorlar. Allah akıl ve düşünce ile değil, imamın rehberliği ile tanınabilir. İmam dediğimiz Hasan Sabbah ve onun sonrasında gelenler. Yani kişi tek başına Allah'ı aklıyla, düşüncesiyle idrak edemez, ancak bir yol gösterici sayesinde. İlk önce buna inandırılıyor yani. Tabii, siz düşünerek bunlar, Allah'a ulaşamazsınız. İlla kurallar. Size bir yönlendirici gerekiyor. Bunu yapmanız için ben burada varım zaten. Aynen okumayın, öyle. Okumayı da bırak, ben ne dersem onu yap, ben seni zaten cennete götüreceğim. Mesele bundan ibaret diyorsunuz. Akıl Allah'ı tanımak için yeterli olsaydı, herkes aynı fikre sahip olurdu diyorlar. Hı hı. Aklı küçümsemek içinde. Akıl din için yeterli değildir. Bu nedenle insanlar her dönemde masum imamın ideolojideki nezaretinde öğrenmek zorundadırlar. Ve insanlar bu düşüncelerde derin hikmetler olduğunu düşünmek zorundalar. Yani temel Hasan Sabbah'ın müritlerine uyguladığı yapı bu. Belki bunun üzerinden bize bir açılım getirebilir ve devam edebiliriz. Şimdi hocam, Caner hocama dönecek olursak, şimdi burada aslında şu da çıktı. Eğitimi yasaklıyorlar, cahil kalmaları sağlanılıyor, kasıtlı olarak insanlar cahil bırakılıyor. Şu anki terör örgütünde, FETÖ terör örgütünde de karşılaştığımız bir nokta bu. Burada hemen aklıma obskürantizm geldi. Yalçın hocam, size döneceğim, İsmail hocamla birlikte, ama Caner hocam, sonuç olarak baktığımızda zihinlerin afyonlanması mevcut. Peki zihni bu noktaya getirenler neler? Zihnin düşmanları neler? Zihnin nasıl çalıştığını önce biraz düşünmemiz lazım. Ondan sonra zihnin düşmanlarına kısaca değinebiliriz. Aslında biz birçok şeyi sorgulamadan ediniriz birçok fikri. Mesela her birimiz sandalyeye otururuz. Sandalyeye oturduğumuzda ondan fazla kasımız hareket eder. Ama sandalyeye oturmanın gerekli üzerine bir düşünceye sahip değilizdir. Yani sorgulanmamış bir şeydir bizim için sandalyeye oturmamız gerekli mi, gereksiz mi diye. Veyahut da yemekte önce çorba, sonra ana yemek, sonra tatlı yeriz. Birçoğumuz için bu sorgulanmamıştır. Yemek zaten öyle başlar, böyle yenir. Çatal bıçakla mesela yerken adeta çatal bıçak vücudumuzun bir parçasıdır. Otururken sandalyenin vücudumuzun bir parçası olması gibi. Bir şey ters gitmediği sürece ne sandalye ne çatal bıçak üzerine düşünmeyiz. Bunun gibi aslında zihnimiz birçok şeyi sorgulamadan edinir. Bu daha çok netameli konularda da böyledir. Birçok kimsenin cinsellikle ilgili görüşü de sorgulanmadan edinilir. Ailesinden, mahalleden, okuldan veya televizyondan. Veyahut da kadının toplumdaki yerinin ne olması, nasıl olması gerektiğiyle ilgili düşüncesi de böyle sorgulanmadan edinilir geniş bir kitlede. Veyahut da işte kürtajın olup olmaması gerektiğiyle ilgili fikri de buna dairdir. Yani biz... İşin doğrusu zihnin çalışmasını incelediğimizde birçok şeyi sorgulamadan edindiğimizi görüyoruz. Bunun aslında bir sebebi var, doğal bir sebebi. Çünkü bu kadar çok şeyi teker teker sorgulayacak güce sahip değiliz. Dikkat edin, mesela bir insan şunu sorguluyor: bizim sandalyede oturmamız daha iyi mi, yerde mi otursak daha iyidir, bel fıtığı için hangisi daha iyi? Bu ciddi bir tıp bilgisi gerektirecek. Veyahut da Cansu Karatay Hanım gibi hep böyle eskiden televizyonla insanlar... Kimselere ulaşamıyorlardı. O da sizin programınızın da çok çıkan bir konu. Ona buradan selam ediyoruz. Biz işte önce çorba içip sonra ana yemek sonra tatlı yememiz doğru mudur değil midir diye birçok kimse. Bu zaten yemek böyle yenir diye bunu sorgulama gereği hissetmeyecektir. Çünkü insanın gücü hayatındaki birçok şeyi teker teker sorgulayıp her birini elekten geçirmeye yetmez. O yüzden birçok şeyi sorgulamadan ediniriz. Fakat burada ciddi bir fakat var. Birçok sorgulanmadan edinilen şey de ciddi bir sorundur. Bu yüzden bizim özellikle 3 tane büyük zihin düşmanına dikkat çekmemiz lazım. Ve bu 3 tane büyük zihin düşmanına karşı ben 3 tane
sarılacak silahımız olduğu kanaatindeyim. Bu, önce isimleri söyleyeyim, sonra teker teker açayım. Yani bu zihin düşmanlarından bir tanesi bana göre geleneği doğru ile eşitlemek. İkincisi modern olanı doğru ile eşitlemek. Üçüncüsü kişileri aşırı yüceltip zihinleri kişilere emanet etmek. Şimdi geleneği doğruyla eşitlemekte şöyle bir sorun çıkıyor. Birçok şeyi de biz mesela böyle sorgulamadığımız şeyleri gelenekten alıyoruz. Ailemizden veya mahalleden alıyoruz. Mesela ne bileyim kadının toplumda... Böyle gördük öyleyse bunu sorgulamaya gerek yok. Bu doğru, en doğrusudur. Olması gerektiğiyle. Oysa bir şeyin tarih boyunca birçok kimse tarafından paylaşılır olması onun doğru olduğunu göstermez. Biz eğer ki bir şey gelenek olarak da bize geliyor olsa burada ciddi bir hata payı olması ihtimalini göz önünde bulundurmalıyız. İkincisi modern olan. Modernitede özellikle şöyle bir şey vardır. Teknolojinin ciddi bir başarısı var. Mesela burayı klimayla soğutuyorsunuz. Mehmet Hocam memnun değil ama. Yani hocam, ciddi insanları. Evet, siz üşürsünüz biliyorum. Alper kısalım. Şimdi biraz ısıtalım stüdyoyu. Mehmet Hoca üşür biliyorum çünkü. Uçakla bir yere giderken bunun ciddi bize bir katkısı var. Bilgisayarın bize ciddi katkısı var. Böyle teknolojinin modernitede bize getirdikleri katkıların büyüsüne kapılan birçok kimse moderniteyle gelen her şeyin doğru olduğu gibi bir imaja kapılıyoruz. Mesela moderniteyle gelen bir insan ilişkileri modeli de var. Özellikle medya üzerinden etkeden. Bir ticari ilişkiler modeli var. İnsanların iş hayatını ve günü bir planlaması da var. Sabah 9, akşam 5 tipi çalışma modellerinin dünyada yaygınlık kazanması var. Şimdi teknolojinin bu başarıları, moderniteyle gelen her şeyi doğruyla eşitlemek yanlışına bizi götürmemeli. Eğer ki modern dönemde diyelim kadının yeriyle ilgili veya cinselliğe bakışla ilgili bir şey gelişmişse, bu illaki modernitede teknoloji geldi diye, modernitenin böyle başarıları var diye, modernitenin değerlerle ilgili söylediği, sosyolojik yapıyı şekillendirmeyle ilgili oluşturduğu sistemle ilgili her şeyi de doğru olarak kabul etmeye bizi götürmemeli. Yani burada da moderniteyi doğruyla eşitlemek yanlışından kurtulmalıyız. Üçüncüsü demin Mehmet Hocam'ın da dikkat çektiği şeydi. Bir insanı aşırı yüceltip zihnimizi ve beynimizi ona teslim etmek. Bu tabii ki çok büyük sorun. Yani bu tabii bazı değişik tezahürler var. Bazen Hitler gibi siyasi liderlere zihni teslim edip hiç sorgulatmamak gibi bir yapı oluşuyor onları. Oradaki o liderin artık sadece peşinden gidiyorsunuz. Onu hiçbir şekilde sorgulamıyorsunuz. Siyasi liderleri halka hizmet etmesi gereken kişiler değil, halkın yerine de düşünen insanlar olarak değerlendiriyorsunuz. Fakat günümüzde de belki sık gördüğümüz bir olguya değinelim. Bir de tabii bu cemaat ve tarikat gibi yapılarda ortaya çıkan şeylerden biri var. Orada nedir? Bir kimseyi siz o kadar yüceltiyorsunuz, o kadar yüceltiyorsunuz ki o zaten her şeyi sizden daha iyi bilir oluyor. Niye? Çünkü hocamın söylediği gibi o bir kurtarıcı oluyor. O kurtarıcıya bir veli diyebilirsiniz, Mehdi diyebilirsiniz, İsa diyebilirsiniz. İşte başka bir isim takabilirsiniz. Buradaki o zaman ne oluyor? O Allah'ın özel seçtiği bir kul. Mesela öyle Allah'ın gönderdiği özel bir kul varsa. O zaman Allah bizim aklımızı kullanmamızı değil ona uymamızı istiyormuş gibi bir manzara çiziliyor. Evet. Ve burada ne yapıyoruz? Biz artık oradan gelen şeyleri hiçbir söz... Onun sözü Allah'ın sözü, onun söylediği, işte onun emri Allah'ın emri noktasına taşınılıyor. Hele bir ikinci tehlike var ki bir de tabii ki bu kişiyi özel şahıs yapmayla beraber bu şahıs bir de Allah'la görüşüyorsa, peygamberle görüşüyorsa, Hızır'la akşam sohbeti kahve içip karşılıklı dünyayı nasıl idare edelim, Hızır'la mütalaa ediyorsa, böyle bir de arka plan varsa ne oluyor? Sizin sahip olmadığınız bilgi kanallarına sahip oluyor bu kişi. Allah'tan böyle özel bilgi kanallarına sahip bir kişi. Ya ben bilemiyorum ki, ben peygamberle görüşmüyorum ki. Ben sıradan bir canerim. Sıradan Ahmet, Mehmet'iz. O zaman o peygamberle görüşüyor, Allah'la görüştü. Ben ona tabi olduğum oluyor. Üçüncü bir şey var burada tabii. Bir de gelenekten de gelen bazı söylemlerimiz var bizim. İşte bir kişiye ölünün ölü yıkayıcısına teslim ettiği gibi kendine teslim etmek. Yani böyle çizilen kurtarıcı motifleri, böyle özel bilgi kanallarıyla onların donanmış olduğu hikayeleri, bir de böyle gelenekten gelen kendini böyle teslim etme kültürüyle birleştirilince o zaman sizin hiç düşünmediğiniz ve tamamen sizin yerinize karar veren kişiler oluyor.
her zaman mı kötüdür? Bazen böyle insanların kendini teslim ettiği kişiler insanları iyiye yönlendirebilirler. Ne bileyim yani fakirlere yardım etmeye, ilim öğrenmeye, kötülükten alıkoymaya. Fakat siz bu modeli kabul ettiğiniz zaman arada bunu olumlu olarak kullananlar olsa bile olumsuz kullanımların kapısını açmışsınız demektir. O yüzden biz bu üç tane yani geleneğin doğruyla eşitlenmesi, modernitenin doğruyla eşitlenmesi ve yüceltilmiş şahıslara zihnin teslim edilmesine karşı bana göre bizim üç tane ciddi süzgecimiz olması lazım. Burada da tabii diyorum yani bizim sorgulamamız lazım. Yani Sokrates atıfla diyebilirim, sorgulanmayan hayat yaşanmaya değmez diyebilirim. Ve yine Kur'an atıfla Allah aklını kullanmayanların üzerine pislik yağdırır diye Yunus suresinin 10. surenin 100. ayetini hatırlayabiliriz burada. Ha, üç tane bence ayağımızı yere basacağımız zemin lazım. Bunların birincisi demin ayetin okuduğum Kur'an. Yani bir şeyin modern olması, şahsın söylemesi veya gelenek olması doğru değilse bunu nasıl, hangi süzgeçle öğrenebiliriz? Kur'an'la öğrenebiliriz. Ha, birisi diyelim gelenekten geliyor diye bize. Mesela diyelim ki kadınların rejim edilip öldürülmesini söylüyorsa, şey ediyorsa, biz bunu Kur'an'a vurduğumuzda görüyoruz ki Kur'an böyle bir cezayı ortaya koymadığı gibi Kur'an'ın ifadeleri buna karşıt bir yapı karşısında çıkıyor. Ha, gelenekte bunun paylaşılmış olması, rejimin mesela, bunun gelenekten geliyor olması hiçbir şey ifade etmez. Veyahut da bazı kadınların işte kendi memnun olmayan kimseyle evlendi diye öldüren bir gelenek varsa bunu Kur'an'a vurduğumuzda bunun haram olduğunu yani görüyoruz. Öldürme, kimseye böyle bir şeyden dolayı öldürme hakkı doğmayacağı. Bunu reddedebiliriz. Ha, diyelim ki moderniteden dolayı bir şey varsa, mesela bir yeni bir cinsel ilişki şekilleri diyelim ki, yani yeni demeyeyim de en azından haram olan cinsel ilişki şekilleri pompalanıyorsa veyahut da insanların dünyadaki karizma kazanma gibi hedefleri bir din üstü değer olarak sunulmaya çalışılıyorsa, eğer ki bizim zeminimiz Kur'ansa, süzgeçimiz Kur'ansa, moderniteyle gelen bu kültürü, yani dünyada karizma elde etmeyi bir en üst değer olarak çıkartan kültürü dışlayabiliriz. Veya yüceltilmiş şahıslar. O yüceltilmiş şahıslar bize sen falancayı öldür dedirttiriyorsa veyahut da sen falanca işte haramı işle diyorsa ki o şahıs onun haram olduğunu söylemeden, eğer bizim süzgecimiz Kur'ansa, çünkü nedir? Tabii ki süzgecimizin Kur'an olması için tabii burada bu tip şahıslara karşı Allah'ın bu kitabında bize peygamberimizden sonra hiçbir kurtarıcının ismiyle müjdelemediğini bilmemiz lazım. Kur'an'ın mehdiler, herhangi bir mehdiye, herhangi bir veliye, herhangi bir mesiye, herhangi bir kurtarıcıya bizi yönlendirmediğini bilmemiz lazım. Peygamberimizden sonra vahiy alacak yeni bizim takip edebileceğimiz önderlere işaret etmediğini bilmemiz lazım. Ölünün ölü yıkayıcısına teslim ettiğimiz gibi kendisini kimseye teslim etmememiz, ancak o şekilde bir teslimiyetin Allah'a olacağını bilmemiz lazım. Peygamber de kurtaramıyor adamı. Tabii. Onu da söylemek lazım. Tabii ki. Yani çünkü peygamber adamı kurtarır deyince bu defa tabii, diyor tabii. ki bizimki peygamberden de üstündür, oradan bir paye çıkartıyor. Amcasıyla tabii. ayet geliyor. Evet, amca. Tabii peygamberin ancak Kur'an üzerine kendine veren vahiy ile beraber kurtarmasını kastediyorsa, yoksa ondan bağımsız peygamber de kurtaramaz. Evet. Ha, burada biri ondan Kur'an eğer ki bizim zeminimizse, gelenekten de moderniteden de yüceltilmiş şahıslardan gelen kazıklara da karşı dirençli oluruz. İkinci zeminimiz bence aklın sistematik, eleştirel tarzda ve karşılaştırmalı tarzda düşünmesini de içeren felsefedir. Tabii ki kimseye aklı vermememiz gerektiğine ilgili şey, yani eğer ki aklımızı kullanıyorsa kimseye aklımızı vermeyeceğizdir. Gelenekle moderniteyle bize pompalanan bir şey de eğer ki akla aykırıysa, akıl bence bunlara karşı da bir süzgeç olabilir. Üçüncü bir süzgeç de bilimdir. Bilim de duyu organlarıyla elde edilen verileri yine akıl kullanılarak sistematik şekilde bilgiye dönüştürülmesi. Ha, diyelim ki biz gelenekten şu şekilde yemek yemeyi öğrendik ama bilimsel veriler diyelim ki işte insülinin yükselmesiyle şunla bunla falan da bize o şekilde bir şeyin yanlış olduğunu söylüyorsa, o ne kadar gelenekten geliyor olsa da yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Veya moderniteyle beraber ki yeni beslenmelerde fast food beslenmeler yaygınlaştıysa bilime dayanıp onun diyelim ki yine yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Veyahut da
falanca diyelim ki otoriteler, din adına ortaya çıkanlar evrenle ilgili işte Mars'a gitmeyin, orada et mi var, but mu var, oturun siz işinize bakın, gücünüze bakın gibi şeyler söylüyorsa, oradan bilime ayağımızı bastığımız zaman bu tip yani yaklaşımların yanlış olduğunu anlarız. Peki. Bence ondan yani bu üç tane süzgeç, yani bilim, felsefe ve Kur'an süzgeci, ki burada Kur'an'ı başa koyuyorum. Geri kalan bizi, zihnimizi yanlış yönlendiren, zihnimizi esir alan şeylere karşı koruyacak. Peki zihnimizi... Bir de medya ile ilgili şeyler var ama onu bir dahaki tura şimdi, herhalde bakacağım. Bir tur daha döneceğiz. Bir saatimiz daha kalacak. İnşallah saat başına kadar bütün konuklarıma söz hakkı vermiş olmak istiyorum. Sonrasında da hep birlikte tartışırız. Yalçın Hocam, şimdi Caner Hocam aklın düşmanlarından bahsetti. Haşim Hoca dedi ki eğitimi yasaklıyorlar, cahil kalmaları sağlanıyor, kasıtlı olarak insanlar cahilleştiriliyor. Aslında bizim baktığımız vakit işte profesör olmuş vesaire, rütbeli asker olmuş ama cahil. Çünkü hiçbir titri, eğitimi, bilgisi olmayan bir insanın peşine takılıp onun söylediği şekilde, onun emirlerine uyarak ülkesini, vatanını, milletini bombalayacak kadar cahil aslında bu insanlar. Burada da sizin sürekli söylediğiniz, Ramazan Hoca'nın da söylediği bir obskürantizm kavramı çıktı karşıma. Karanlıkçılık, biz de... bilmesinler, öğrenmesinler, bunları zinhar anlamasınlar. Aslında her şeyi bildiğimiz zannediyoruz ama bizim, hiçbir şey bilmiyoruz bizim değil mi? Bizim kültürümüzde bir harem ağalığı var biliyorsunuz. Harem ağasını hadım ediyoruz. Peki insanları ben fikirsel olarak hadım edersem ne olacak? Ben bu insanı profesör almıyorum ki, general de almıyorum. Ben bunu çocuk yaşta alıyorum, eğitiyorum, yetiştiriyorum istediğim gibi. Beynini yıkayarak dolduruyorum hurafelerle. Ya da işte anlattıkları gibi değerli dostlarım yok. Akşam aleyhissalatü vesselam geldi. Sabah namazını beraber kıldı. Hızır geldi, şu aklı verdi. Bu insanların aklını böyle yıkayarak getiriyorsanız o insanları istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Metotlar var tabii. Bunu bilhassa psikolojik rahatsızlığı olan insanlar çok güzel yapabiliyor. Psikopatlar yapabilir, sosyopatlar yapabilir. Kendisi bir halüsinasyon görür. Bu halüsinasyonları insanlara intikal ettirebilir. Kendisini inandırır, döner arttakileri inandırır. Gelin biz bu işi soyuttan somuta indirgeyelim. İndirgeyelim. Biz muhabbet fedaileriyiz. Husumete vaktimiz yoktur diyen, 30 seneden beri bunu savuna gelen bir zümre nasıl bir anda Hasan Sabah'ın dahilerine döndü? Ahilikle başladılar, dahilikle bitirdiler. Biz esnafların üstünde yürüdü bu teşkilat yıllarca. Şehrin esnafı ve eşrafı, ihtiyar, avaneler sahip çıktı bu işe. Temiz pak giyimli, vergi mükellefi, zekat ehli olan insanlarımız bu toplumda bu gazeteleri, bu televizyonları kurdurdu. Ama bu insanlarımız toprak oldu ya da elden çekildikten sonra o yetiştirilen kadrolar, o genç kadrolar koltuklara oturunca, o arabalara kurulunca ben neymişim demeye başladılar. Bu çok büyük bir krizdi. Bu kriz o hastalıklı beyin tarafından başka türlü yönlendirildi. Şimdi burada bir isim ortaya atacağım. Bir isim de zannediyorum Sayın Tokalak söyleyecek. Hı hı. Müstahar isimler hemen bunlar. İsmail Hoca'ya döneceğiz. Dahhak diye bir isim var. Dahhak. Uzun yıllar önce bu örgütün başının müstahar isim olarak kullandığı bir isim yazılarında. Dahhak kimdir? Dahhak İran Şahı'na suikast gidip işleyen, öldüren dahinin adıdır. Hasan Sabah'ın dahilerinden bir tanesinin adı. İsmailiye dahisi. Dahhak olarak yazdı. Şimdi biraz daha geriye saralım. Edirne yıllarına gidelim. Ve bugünkü Edirne'ye de bir bakalım. Bakın başımızdaki bela çok daha büyük aslında. Bu geçirdiğimiz çok küçük bir cüzü. Edirne'de Bahailiğin beyaz evleri var. O ne demek? Edirne'de. Edirne değil. Bu Bahail. Geçirdiğimiz çok küçük dediniz, başımızdaki bela daha büyük dediniz. Anlatıyorum. Açacağım hemen. İki buçuk dakikanızı alacak. İstediğiniz kadar. Birleşmiş Milletler denilen bir kurum var. Hani Tayyip Bey'in dünya beşten büyüktür dediği o kurum. Sanki boynuna borçmuş gibi o beş tane büyük kelle oturdu ve Bahailiği din kabul etti. Evet. Bahailik İsmailiye mezhebinin içerisinde bir sapık bir görüştür. Bahaullah önderliğinde kurulmuş. Şeyh Ahmed-i Bahai bize rica etti. Pers kralı, İran kralı. Biz bunu önce Bağdat'a aldık.
Bağdat'ta da rahat durmadı. Kerbela'ya gelen gidenleri gene zehirledi. Aldık getirdik Edirne'ye koyduk. Orada öldü mü ölmedi mi tam bilmiyorum. Ama birkaç yıl önce, çok uzun bir zaman önce değil, Edirne'ye gittiğimde vilayette bir fevkaladelik var. Lan nedir oğlum, korumalara sordum. Dediler ki Amerikan Başkonsolosu geldi, İngiliz Başkonsolosu var, Japon geldi filan. Allah Allah, Edirne bu kadar önemli bir yer nasıl oldu? Nereye gittiler çocuğum dedim bunlar? Beyaz evlere gittiler. Nedir beyaz evler? O günün valimiz bile bilmiyordu. Beni de götürün şuraya dedim. Gittik Beyaz Evler Mahallesi'ne. Beyaz Evler ve karşısında bir mezarlık var şehir içerisinde. Zaten Edirne'nin her tarafı tarihi eser biliyorsunuz. Nedir, bana bu hikayeyi anlat bakalım. Anlattı, hikaye o. Burada Ahmet-i Baha geldi, burada yaşadı. Beyaz Evler Mahallesi Bahailiğin hac noktası. Şimdi ondan bir sene önce de hasbelkader bir yerde okuyorum, Bahailik Birleşmiş Milletlerce din kabul edildi. Ya ben şimdi mühendis olarak kalkıp hocama ayet tefsiri yaparsam bu kalalık. Birleşmiş Milletler, senin nene gerek bu din teşkilatı, bunu din icat etmek. Şimdi bunun arkasından Urfa'da bir bomba patladı. İbrahimi Mahalle, İbrahimi Park dendi. İbrahimi Dinler hikayesi patladı. Aytunç da rahmetli sağ idi. Nereye gidiyor dedim bu mesele, anlat bakalım usta. Dedi ki bu mesele çok kötü bir yere gidiyor, bir Müslüman kardinal çıkacak dedi. Sonradan bu kardinallerin iki tane olduğunu da söyledi. Evet, yani hoca da bunu dile getirdi. Birlikte aynı programdaydık. Ramazan önce dedi, aslında dedi dünya üzerinde iki tane kardinal var dedi. Evet. Bunlardan bir tanesi. Biri bu, birisi Dalai Lama. Diğeri kim? Öbürü... Dalai Lama. Bak onu da bu akşam CIA adına çalışıyor Dalai Lama. Evet. Peki, şimdi gelince. Şimdi efendim ben burada şuna ilave edeyim. Bu insanların ortak özelliklerine bakacaksınız. Kendileri televizyonda çıkıp söylüyorlar. Biz fakirdik, gariptik, köyde, kasabada, kırsaldaydık. Bunları oradan aldılar, evlerde yetiştirildiler. Evlerde devşirildiler aslında. Beyinleri yıkandı, beyinleri boşaltıldı. Fikir dünyaları abilik ve ablalık kıstasları altında törpülendi. Bunların hiçbirisinden lider çıkmayacaktır. Olmaz da, mümkün değil. Çünkü mal arızalı. Arızalı mal. Bunların içinde bir tane lider olsaydı bu darbeyi, bunlar bu kalkışmayı çok güzel becerirlerdi. Hepsi törpülü. Abi abla bilir, abi bilir, abla bilir. Bu fikir dünyasında bir ahrazdır, bir arızadır. İçinizdeki çocuk toplumla ne kadar barışık? Bu çok önemli bir soru. Hepimizin içinde bir çocuk var. Bu çocuk ne kadar ezildi, ne kadar itildi, ne kadar kakıldı ve toplumla sadakati ne ölçüde? Bunları ben söylemiyorum ha. Bunları rahmetli Allah nuru içinde yatırsın, makamı yüksek olsun. İbni Haldun söylüyor. İbni Haldun'u bize okutmadılar Allah kahretsin. Biz batıdan alıp okuyoruz. İbni Haldun diyor ki bu işlerde devlette asabiyet önemlidir diyor. Ya bu adamın nesebi bozuk. Biz bunları getirdik, devleti teslim ettik. Paşa yaptık. Profesör yaptık, doçent yaptık, diplomat yaptık. Nesebi bozuk, asabi yönetimi olmayan bir insanı getirip buralara koyarsan olacağı da budur. Biz bu badireyi Türkiye olarak ucuz geçirdik ama dünyayı bahailik babından bakarsam bu anlattıklarımın arkasından çok daha kötü günler bekliyor. Mehdicilik, mesihçilik, halaskarcılık, Sabatay Sevgi'nin pazartesi günleri hala beklenmesi, su kenarında gelecek, denizden gelecek, meşhur pazartesi, kuzu günleri. Bunlar hala dinler üstü, dinlerin içerisine sokulmuş hurafelerdir. Bize sokulan tekfirci İslam gibi. Ama bütün bunların bir ilacı var. Maalesef hocalarım bana bu ilacı söylemiyor burada. Biz hepimiz elhamdülillah Müslümanız ama itikattaki bir mezhebimiz var. Rab'la aramızda bir amentu var, bir mukavele var, hepimiz matur değiliz. Bunu ben söylemiyorum, bunu da Arnold Toynbee söylüyor. Biz eşariliği hallettik diyor. Hocam yazdı, Güney İslam'ı, evet, okey. Size kalan Kuzey İslam, Horasan İstanbul hattı. Bütün tahribat bu hattın üstüne. Amerikalılara veren bilgi notu, bunu da yazdık kitabımızda, Tiran'da döktük ortaya. Hocam da Allah razı olsun çok güzel bir makale döktürdü. Maturidi güzel. Kitap burada mı? Tiran kitabımızda var tabii. Tamam. Biz Maturidi ekseninden yürümemiz lazım. Ve ona sımsıkı tutunmamız lazım.
Ama taklidi İslam kolay geliyor insanlara. Eşariliğe, Eşariliğe gittiğin zaman başka taraflara gidiyorsun. Bir ucun Vahabiliğe gider, bir ucun Selefiye gider. Bizim oralardan uzaklaşmamız kendi özümüzle, kendi Anadolu'nun ürettiğiyle İslam'ı yaşamamız lazım. Bizim İslam'ımız bize yetiyor. Biz iki konuda çok farklıyız bakın. Biz taharette, temizlikte ve itikatta hiçbir İslam topluluğuna benzemiyoruz. Anadolu'nun farkı budur. Diğerlerine göre biz daha çok milli, daha çok dini, toprağına, hanesine, soyuna, sopuna çok daha bağlı insanlarız. Diyorum, teşekkür ediyorum. Peki, şimdi İsmail Bey sizinle devam edelim. Aslında daha büyük tehlikeler de bekliyor bizi dedi Yalçın Hoca. Bu aslında küçük bir şey atlattık, çok şükür atlattık ama biraz önce de işte kardinallerden bahsettik. İşte dünyayı işte organize eden, dizayn etmeye çalışan bir grup zümrenin aslında bu kardinalleri de kullandığını, aslında bunun arkasında çok büyük güçlerin olduğundan bahsettik. Siz de diğer kardinal de CIA için çalışır dediniz. Burada şunu sormak istiyorum. Tamam, biz şu an teyakkuzdayız. Çok güzel bir şekilde direndik, mücadele ettik ve bu beladan kurtulduk, bertaraf edebildik. Ama madem oyun çok büyük ve arka planı da çok geniş, acaba bu kadar geniş, uzun yıllara dayandırarak bir plan, organizasyon, sistematik bir işleyiş var. Bunu yapan insanların hiç mi B planı yok? Yani hiç mi ya bu bizim hani bizim çocuklar başaramazlar. Her zaman tabii ki bu sefer bizim çocuklar başardı diyemediler. Ama bizim çocuklar başaramazsa işte biz de şimdi bu planı devreye sokacağız diyorlar mı acaba? Böyle bir plan var mı? Şimdi şöyle başlayayım. Tam kurtulamadık. Kısmen kurtulduk. Kökler çok derinde. Çünkü yıllardır bunlar devletin boş bıraktığı alanları doldurdular ve devletin kılcal damarlarına girdiler. Devletin kılcal damarlarına girdiğin zaman bunları böyle 3 ayda, 5 ayda, 1 senede temizlemek çok zordur. Bir kere bunlarda kayıt kuyut da yok. Bir New York sohbetinde Fethullah Gülen der ki hadi bulun der, ne kayıt var ne kuyut var der. Ama bunlar çok kötü yakalandılar. Baylok'la yakalandılar. Bu 15 Temmuz'da yakalandılar. Ergenekon olaylarında adliyedeki bütün hakimler, savcılar açığa çıktı. Kötü yakalandılar. Bunları hiç hesap edemediler. Çünkü bunların öyle düşündüğümüz gibi çok zeki insanlar değiller. Öyle subliminal mesajlara, şunları bunları toplumu etkileyecek kapasiteleri de yok. Evet, planları arkada CIA yapıyor, o yapıyor, bu yapıyor ama bunlar uygulanabilir zekaları yok. Neden yok? Çünkü bunlar ufak yaştan alınmış, 10, 11, 12 yaşlarından ve bunların beyinleri yıkanarak yetiştirilmiştir. Evet, en iyi çocukları toplamışlar. IQ'su en yüksek, zeka seviyeleri en yüksek çocukları toplamışlar ve bunların IQ'lerini, zeka seviyelerini sıfırlamışlar. Neden? Kendileri bu çocukların beyinlerini yıkamışlar, kendi ideolojilerini doldurmuşlar ama kendi ideolojilerin altı da boş. Çünkü bir ilahiyatçı, bir entelektüel seviyesi, derinliği olan bir kişi biraz Fethullah'ın kitaplarını okusun, Fethullah'ın videolarını dinlesin. Kesinlikle, kesinlikle bunun ne peşinden gider ne inanır. Zaten hep anlattıkları şey birbiriyle çelişkidir, uydurulmuş sahabe hikayeleridir. Hiçbiri birine tutmaz, ipe sapa gelmez şeyleri anlatır. İslam'la falan da alakası yoktur. Zaten İslam'ı bilen bir insan, derinliğine bilen bir insan bu adamın yaptığı şeyleri yapmaz. Mümkün değildir. Mümkün değildir. Arkadan da bunları yönetenler var. Şimdi ben ne yaptım? 8-9 sene hobi olarak bu adamın bütün kitaplarını okudum. Çünkü Fethullah'ın beynine girmeden beyin arkasında ne var? Kişiliği nedir? Küçüklüğü nasıl geçmiş? Nasıl bir travmalı bir çocukluğu olmuş? Bunları bilmeden aslında cemaati de tanımak çok zor. Aşağı yukarı bir ben son 10 senede 11-12 kitap yazdım ama hobi olarak hiç aklımda da bunun kitabını yazmak da yoktu. Yani ne uğraşacağım dedim bu adamla. Çünkü adamın kendisi zaten kitaplarından okursan anlıyorsunuz. Adam şizofrenik. Unutmayın şizofreniler aynı zamanda zeki adamlar da olurlar. Hani saçma sapan işler de yaparlar aynı zamanda zeki de toplumu da etkileyebilirler. Ama ya bir küçük dünyamda herhalde bir kitabında diyor ki ben günde 20-25 tane ilaç alıyorum. Bazen 30 da oluyor bu ilaç diyor. Düşünebiliyor musunuz? Ya günde 20-25 ilaç alan bir adamı o ilaçlar nasıl etkiler ya? Ya bu tamamen şizofrenik belirtiler var.
Şimdi şeye gelelim. Bu algı operasyonu. Aslında bunlar algı operasyonu büyük bir kompleks falan filan değil. Bunlar aslında devletin içinde kılcal damarlarına girerek korku imparatorluğu yarattılar. Milleti korkutarak dize getirdiler, algılarla değil. Siz de konuşmanızda dediniz ki, ya bu saçma sapan konuşuyordu, öyle toplumu da etkileyecek bir şey de yoktu. Gerçekten öyle. İyi bir hitaptan bahsetti. Bir şey yok için. Yani diyorum ki, orada eğer bir adam entelektüel bir şey. Seviyesi varsa, bir ilahiyatçı omurgalıysa, bakın omurgalı dediniz ya, bir ara buraya entelektüeller de peşinde gitti. Onları ben entelektüel kabul etmiyorum. Onlar omurgasız menfaatleri için gittiler oraya. Nimalanmak için gittiler. Adam gibi adam peşine gitmez. Siz şu mesela 11-12 yaşında alıp çocukları emir komuta zinciri içinde bütün analitik yapılarını, düşünce sistemlerini silerseniz kafadan adamları mankurtlaştırırsınız. Biliyor musunuz mankurt ne demek? Cengiz Aytmatov'un kitabında geçer mankurt. O köle olarak aldığınız adamları tamamen kendi kontrolünüze alabilmek için sıcakta kafasına manda derisi geçirirsiniz. Kafasını da tıraşlarsınız. O saçlar yukarı değil içeriye doğru gider. Böylece bir süre sonra algılarıyla oynarsınız, sıfırlarsınız adamı, düşünme kabiliyeti. Sizin yalnız köleniz olur. Şimdi bunların hani altın nesil var ya, bu eğitim sisteminden sonra altın nesiller teneke nesil oldu. Bakın çünkü düşünme kabiliyetleri yok. Bunlar belki general oldu, tüm general oldu, savcı oldu, en büyük rütbede polis oldu, şu oldu, bu oldu ama hep emir komuta zinciri içinde hareket ettiklerinden, bir analiz kabiliyetleri olmadığından bu 15 Temmuz olayını da eline yüzlerine bulaştırdılar. Bakın ellerine yüze, çünkü adamların kendi başlarına karar verme mekanizması ellerinden alınmış. O kadar saçma sapan şeyler anlatılıyor ki, mesela size bir örnek vereyim. Fethullah diyor ki, çocuklarınıza kitabında, küçük dünyamda hep şey verin diyor, İslami isimler verin diyor. Fethullah'ın vaazlarının en çok yayınlandığı şeyin web sayfasının adı herkül.org. De kardeşim, sen bu herkül.org'u nereden buldun? Sana kim söyledi bunu? Herkül.org diye, bakın şimdi nereye geleceğiz? Şimdi Herkül Yunan mitolojisinde Zeus'un oğlu. Zeus'un oğlu. Dünyanın en güçlü insanı. Savaş tanrısı. Tamam. Şey, Herakles'tir Rumcası. Latincesi de Roma'da Herkül denir. Herkülis İngilizcesi. Uzatmayalım. Bakın size Zaman Gazetesi'nin, bu şans tesadüf olamaz, Samanyolu'nun nereden geldiğini de anlatacağız. Şeyin çok kısa. Şimdi Herkül'ün babasının adı Kronos. Kronos Rumca zaman demek. Bakın Kronos zaman demek. Bakın nerelere geleceğiz şimdi etimolojiden gidersek eğer. Zaman demek. Zeus'un hanımı Hera. Bazı mitolojik şeylerde kız kardeşi olarak geçer, çoğunluk yerde hanımı olarak geçer. Herkül'ü annesi Hera emziriyor tabii doğal olarak. Sonra o sütü Samanyolu'na dönüşüyor. Samanyolu da, bakın mitolojiyi anlatıyorum, inanmıyorum. Samanyolu da televizyonun adı. Aslında Milky Way'dir İngilizcesi. Yani sütlü yol anlamındadır. Anlıyor musunuz? Hani sütlen Samanyolu'nu bağdaştıramazsınız ama öbür terminolojiye bakarsanız aslında o sütlü yoldur. Milky Way'dir İngilizcesi. Şimdi buradan gelelim. Zaman çıktı ortaya. Samanyolu çıktı. Peki kardeşim sen Herkül ne zannediyorsun? Ha bir de Herkül mitolojide hep şeyde geçmiştir hayatı. Uzaklarda geçmiştir, vatan hasretiyle geçmiştir, aynı zamanda köle olmuştur falan. Fakat kendini Herkül, adamıştır. Adamıştır. Bakın Herkül en sonunda gelmiş, Truva'yı fethetmiştir. En sonunda Truva'yı aldı. Yani bu adamların bir hedefi var, bir yeri alma hedefi var. Bakın bu mitolojinin içinde neler çıkıyor şimdi. Bakın Zeus yarı tanrıdır. Tanrı insandır. Aslında Hristiyanlık bundan alarak Mesih'i meydana getirmişlerdir. Zaten Hristiyanlık dilinde çok güçlü bir şekilde Yunan mitolojisi de hakimdir. Mesih'i meydana getirmişler. Bu fasıldan fasıla olması lazım. İkinci cildinde fasıldan fasıla, artık aklını ezberledik hepsini. Der ki, siz bilmiyorsunuz der. Mesih aslında nasihat verendir der. Hayda, ne Kur'an'da var böyle bir şey, ne hadislerde var, ne din kitaplarında var Mesih'in nasihat verici olması. Mesih kurtarıcıdır. Ve aslında Mesih'in bir ismi de Nasih'tir der. Nasuh'tür der.
Şimdi bu adam uydur uydur söylüyor. Kimse birisi de bilmiyor demiyor mu bunları nereden öğrendin? Bu enteresan bir şey. Kardeşin isminin biri de Mesih'tir. Müslüman isimlerinde pek Mesih'e rastlayamazsınız. Bakın bunlar da tesadüf olmaması gerekiyor. Hani bir Mehdi'ye rastlarsınız. Ama Mesih'e rastlayamazsınız. E kardeşim sen bu kadar nasıl bu kadar bilinç altında sana bunları sen bilemezsin. Onlar bilemez. Birileri muhakkak bunları servis etti. Servis ediyorlar. Çünkü bir Müslümanın şeyinde, ya var mı Vatikan'ın şeyinde battalgazi.org? Bakın ya yani bir Ortodoks web sayfasında var mı battalgazi.org? Yani var mı? Öyle bir şey olamaz. Şimdi bir şey daha var. Şu çok enteresan bir şey. Hemen bu bir de çok yalan konuşuyor. Ve çok. Ya bir gün evlenmemiş şey. Kadınlardan da pek hoşlanmıyor. Çamaşırlarını yıkıyor. Çamaşırlarını yıkarken diyor ki ya Fethullah, keşke diye evlenseydin de şu çamaşırını bir eşin yıkasaydı. Kendi kendine mi diyor kendi, bunu? Kendi kendine konuşuyor. Zaten kendi kendine çok konuşuyor. Şu bir evlenseydin de diye eşin yıkasaydı. Kitabında çamaşır. Mı yazmış bunu? Bu bilgi. 40 testi var. Ha. Yazmış açık ya. Bunu bir aşağı okusalar var ya. Uh-huh. Ya birinci 20. sayfadan sonra atarlar kitabı. Uh-huh. Ama biz 9 senedir inceledik de 800 sayfa yazdım. Sonra Korku İmparatorluğu diye 350 sayfa yazmak zorunda kaldım. Bir hafta evvel çıktı. Uh-huh. Şimdi... Bu, ben alayım o kitabı. Ben alayım burada o kitabı. Var. Şimdi bu bunu geçiriyor aklında. Aynen anlatıyor bunu ya. Bu akıl işi değil bunun anlattığı şeyler. Sonra bir o köydeki medreseden ertesi gün bir arkadaşı geliyor. Diyor ki Fethullah akşam Hazreti Muhammed'i gördüm rüyamda. Dedi ki bana ya Fethullah'ın kalbinden evlenmek gibi bir şey geçti. Evlenirse gerdek gece hüppeten gider. Gerdek gecesi gider. Sakın evlenmesin. Eğer evlenip de gerdek gecesi giderse ben onun cenaze namazını da kıldırmaya gelmem. Ya ben daha ne diyeyim buna ya? Ya bu akıl tutulması ya. Ve bu adam ya herkes gülüyor şimdi ya. Ya bunu okuyan nasıl bu adamın peşinde gider? Ben anladım seni vücut lisanından falan. Bunu bitir diyorsun nokta koydum. Yok yok. İstersen anlatayım ben de çok hikaye çok var anlatacak çok bunda. Şaşırdım, bu böyle saçmalıkları bir... tavan yapmış bu adamı. Çok şaşırdım. Devamlı yalan konuşuyor. Ya diyor ki ben bir arı diyor, arının başında diyor, Kanada'da kopmuştu arın diyor, böyle ağlar ya, onun da mizansenini yapayım. Yarım saat ağladım, ben bu kadar hassas bir adam. Yemişsin kafayı yarım saat, kanadı kopmuş arının başında ağladıysan. Ondan sonra bir kitabında da sinek de aynı durumdaydı. Ya Fethullah, sen kanadı kopmuş arının başında yarım saat ağlıyorsan, ya senin psikiyatrisi falan aniden çoktan vakti de geçmiş, ona artık psikiyatri. Falan mesela bir şey yapamaz. Klinik yani. Bir vakama. Yani mümkün Mehmet değil. Bey. Yani şimdi ya zaten planı yani bu adamın ve bu grubun yapacağı işler değil. Dikkat ederseniz televizyonlarda falan gördünüz o generalleri falan. Hı hı. Ya bir subay, bir pilot falan bir fiziği düzgün adamlar olurlar. Adamlar dışarıda çöp toplayıcı gibi gibiler ya. Ya adamların bakıyorsun fiziğine onlar sivil elbisesi giysin hiçbirine subay demezsin ya. Çünkü adamların beynini yıkadığın zaman fiziğini de etkilersin. Hımbıl bir adam yaparsın hepsini. Ya hımbıl bir adam yaparsın. Gerçek ben şimdi top oynamadan geliyorum. Bak 60 küsur yaşındayım biraz kendimi uyum bu arada Fethullah. Baba beni geldi top oynarken aldı sağdan aldı. Ya bir kere egzersiz yapacaksın. Sırf akşama kadar okursan şizofreni olursun. Egzersizini yapacaksın, kafanı canlı tutacaksın, genç olacaksın. Biraz kendine. Şimdi yani devamlı akşama kadar aynı şeyi ve bunun saçmalıklarını okuyorlar ya. Bu adamlardan hiçbir şey olmaz ve Türkiye'yi böldüler. Bakın evet. Türkiye şu anda herkes birbirinden şüphe. Ben gidiyorum adliyeye polis teşkilatına. Herkes birbirinden şüpheli çünkü çalıştığı adam ertesi gün alınıyor Fethullahçı diye. Yani böyle bir ülkede nasıl olur? Nasıl insanlar birbirine güvenir? İmkansız bir şey. Yani bu ne bileyim bu 15 Temmuz bu ülkeye bir şey koruyor herhalde bir ülkeyi. Şu 15 Temmuz oldu da yani gerçekten bu korku imparatorluğu tam olmasa da bile büyük ölçüde gücü kırıldı. Yani diyorum ya gerçekten Türkiye'yi yıllardan beri bir şey koruyor. Fakat bu ben size bir şey söyleyeyim. Yani burada kimseye şeyim yok. Burada herkesin kabahati var. Burada bizim de kabahatimiz var. Siyasetçilerin de kabahati var. Herkesin kabahati var. Fakat bunlar herkesi korkutarak bize getiriyor. 2008 yılında ben yazdım. Bunlar çok tehlikeli. Bu dinler arası diyalog tam bir hikaye. Tam bir Katolik 1965'te yapıldı bu dinler arası diyalog. Mesih'le Katolik Kilisesi'nin
İnsanları kurtarma projesi. Senin ne işin var öyle bir projede? İkincisi de aslında bunların dinler arası diyalog diye. Bunun en güçlü tarafı neydi biliyor musunuz? İstihbaratlar arası diyalog. İstihbarat ele geçirdiği an zaten her şeyi ele geçirmiş oldu. Ve bütün istihbaratı dış servislere verdi. Ve şu anda Türkiye'nin birçok gizli sırrı bunların yoluyla Amerika'ya gitti, CIA'nın elinde. Ben her zaman kesebilirim. İstersen konuşayım, fark etmiyor. Şimdi burada hemen bu istihbarat savaşlarından Ramazan Hocam'a söz hakkı vermek istiyorum. Bu konuda ne söylüyorsunuz hocam? Şimdi efendim, bir hareketlendiğin sözü almak istedim. İsmail Bey, Yalçın abi, diğer dostlar gibi çok önemli konulara değindiler. Bir kere Fethullah Gülen hareketi Siyonist İslam hareketidir. Yani Kur'ani bir hareket değildir. Bu anlamda teşkilatlanma olarak da Opus Dei'yi benimsemişlerdir. Ama Türk devleti, eğer bir Müslüman Türkler bekamızı koruyacaksak, Cumhuriyet Türkiye'sini ilelebet kıyamete kadar bu topraklarda koruyacaksak, varlığımızı sürdüreceksek meseleleri açık net konuşmamız lazım. Bu anlamda net bir şeyin altını çizelim. Biz eğer, burada ilahiyatçı hocam da var, Muhiddin İbni Arabi felsefesini anlayamaz isek, Muhiddin İbni Arabi ile Hoca Ahmet Yesevi farkını anlayamaz isek, Hoca, bu Fethullah Gülen denen adam iki kitabında Muhammed'in Resulullah demeye gerek yoktur diyor. Ben Evangelizm kitabına koyduğum için tutuklanacaklar listesindeydik. Sonradan öğrendik bunu. Şimdi hadise şu. Bunların baktığımızda çok ilginç bir işbirliği var. Nitekim 1985 yılında İsrail'in Tel Aviv şehrinde, ismini vermeyeyim, Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birinin patronu Nur Mason Locası'nı açtı. Nur Mason Locası'nı. Ve bugün muhtelif kaynaklardan öğreniyoruz ki darbeye liderlik eden Hava Kuvvetleri Komutanı eski Akın Öztürk Paşa'nın Nur Mason Locası'nın üyesi olduğu iddia ediliyor. Şimdi bir başka şey, Fethullah Gülen'in kendisinin Mason olduğu. Şunu net olarak bir şeyin altını çizelim. Bu hareketler, Gülen hareketi ve benzerleri, bunlar tabii bunu vatandaş bilmiyor. Çünkü hocamın dediği gibi İslam'ı bilmiyoruz. O Kur'an'ı bilmiyoruz. O kadar da Kur'an'ın dışında hadis uyduruluyor ki uydur babam uydur, uydur babam uydur. Yanılmıyorsam İmam-ı Azam Hazretleri'nin kabul ettiği hadis sayısı son derece cüzi sayıda. Çok az miktarda. İşte bakıyoruz ki indiğinizde, araştırdığınızda Fethullah Gülen ne diyor? Efendim Kur'an'ın haşa eksikliklerini tamamlayacakmış Fethullah Gülen. Evet, evet. Efendim neymiş? Fethullah Gülen, efendim neymiş? Ricali gayb erenlerinin lideriymiş. Kainat imamıymış. Kainat imamının tabiri şudur. Hazreti Peygamber'in üzerine çıkan bir makamdır bu. Ve diyorlar ki bu adam ilm-i ledün dediğimiz, yani vahiy alıyor, vahiy ve evet, vahiy alıyor. Tövbe, İddia tövbe. Bu. Efendim, öte taraftan bakıyorsunuz, simya bal gibi kabaladır ve büyücülük formatıdır. Öte taraftan bakıyorsunuz, cifir. Efendim, cifir ilmiyle. Yani insanların, dünyanın geleceği. Ve de insanlara şu söyleniyor, Cansu Hanım, Hoca Efendi, evinizde her zaman tedbirli olun. 3 dakikada Amerika'da gelir, evinizde sizi teftiş eder. İnsanlara şu söyleniyor. Savaşta diyorlar, adam öldürmek, birini öldürmek günah mıdır? Günahtır. Peki savaşta adam öldürmek günah mıdır? Değildir. Peki bir evli kadın, bir bekar kadın neyse, nikahın dışında birisiyle beraber olması günah mıdır? Günahtır. Ama cihat için diyor, bir kadın evli olsa da, bekar olsa da savcıyla git diyor, profesörle git diyor, onunla git diyor, bununla git. Görevini yap diyor, cihat içindesin diyor. Bir dakika şimdi anlamadım. Evet. Önemli bir iddia ortaya attın. Siz diyorsunuz ki hani erkek işte müritlerini işte darbeye teşebbüs ediyor. Komutanlara böyle yaptı, şöyle yaptı. Kadın müritlerini de bu uğurda cihat adı altında farklı amaçlarla kullanıyorlar. Bakın, Fatih Üniversitesi'nde okuyan Anadolu'nun fakir kızlarını, bakın altını çizerek söylüyorum, Anadolu'nun fakir kızlarını
İstanbul'dan oradan buradan zengin çocuklarına muta nikahıyla 3 yıllığına 5 yıllığına bunlar nikahladılar. Misal veriyorum 500 bin lira aldılar. Yarısını cemaate verdiler. Yarısını da o kıza verdiler. Yani bu kadar kepazelik ayağa düşmüş. Yani ortada oynanan oyun açıkçası İslami değil, Kur'an'ı değil. Tamamen Türk milletini, İslam dünyasını parçalamaya yönelik Yalçın abinin söylediği. Bu bir Bahai harekettir. Bu bir Siyonist harekettir. Tıpkı Evangelist Hristiyanlık gibi Gülen harekette Evangelist'tir. Siyonist'tir. Evangelistlere Siyonist Hristiyan denir zaten. Bu anlamda baktığımızda bakınız insanlar ölümle korkutuldu. İnsanlar korku çukuruna itildi. Özetin özeti şunu söyleyeyim. Bu işi biz ilahiyatçılara düşüyor burada, hocalama düşüyor. Türk insanına tasavvufta Muhittin İbn Arabi çizgisiyle Hoca Ahmet Yesevi çizgisinin farkını anlatamaz isek, Muhittin İbn Arabi çizgisinin vahdet-i vücut, varlıkta birliğin panteizm olduğunu, kabal olduğunu anlatamaz isek, bugün Fethullah Gülen gider, yarın bir başkası gelir. Mehmet Hocam, ne doğru muyum hocam? Ben tam da onu söylemiştim. Hı hı. Eğer meselenin dini kodlarını, yanlış beslenen kodlarını sorgulamaz, bunları Kur'anileştirmezseniz, Kur'an'ın ne dediğine bakmazsanız, yani bir paralel biter, bir sürü meridyen çıkar yani. Meselenin yani özüne, özetine inmeden, benim yıllardır söylediğim, Kur'an'a inanan Müslümanlar, Kur'an Müslümanı diye bir tabir üretildi ve bu sanki çok ayıp bir şeymiş gibi, çok böyle tukaka bir şeymiş gibi, hatta bir suçlama sebebi gibi kullanılan bir deyime dönüştü. Kur'an Müslümanı tabiri esasında bir insanın dini kabullerini Kur'anileştirmesi hassasiyetinden başka bir şey değildir. Ama bunu öyle tehlikeli bir sunumla insanlara aktardılar ki sanki bu Müslümanlar peygamber tanımayan, başka işte rivayetlerin hiçbir tanesine itibar etmeyen, başka kabullerin hiçbir tanesine açık olmayan insanlarmış gibi sunuldu. Ben bütün meselenin Kur'ansızlıktan kaynaklandığı inancındayım. Dini boyutu itibariyle söylüyorum. Ama baktığımız vakit şimdi kendileri Kur'an'dan uzaklaşıp Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir takım sözlerini söyleme iddiasıyla aslında dinde olmayan şeyleri söyleyip dinler arası diyalog deyip ama bununla birlikte peygambersiz bir dini hareket oluşturmayı amaçlayan bir örgüt. Aslında da tam tersi. Yani işin içerisinde tabii onların sosyal yapılarını birebir bilen bir adam değilim. İsmail Bey'in maharetli olduğu konularda doğrusu ben vatandaşın hiçbir kitabını da hiçbir zaman okuma ihtiyacı hissetmedim doğrusu. Ben asıl kitabın okunması gerektiği kanaatindeyim. Kur'an-ı Kerim'i okumadığımız sürece din adına kim ne derse bir başkasını onunla kandırma ihtimali çok yüksek yani. Onun için dedik ki okullarda Kur'an okunsun. Kur'an'ın metni değil sadece, meali okunsun, mesajı okunsun. Siz Kur'an'ı eğer anlatırsanız, Kur'an'ı öğretirseniz, yani Kur'ani kavramları, Kur'an'ın dediği gibi zihinlere kazırsanız, bu adamlara din adına bir şeyleri yutturamazsınız. Yani iki de bir Mehdi diyorlar, iki de bir Mesih diyorlar. İki de bir cihat diyorlar, iki de bir irtidat diyorlar. Bunlara Kur'an'ın bakışının ne olduğunu sormuyorlar. Sormayınca da kendisinden olmadığını düşündüğü insanlara hayat hakkı tanımamayı kendine bir hak görüyor ve işte silahlarla insanları çok net öldürebiliyor. Ben yani yüreğim neredeyse donarak izledim bir takım görüntüleri. Nasıl oldu bu iş? Nasıl olduğunun cevabı belli. Sizin gibi düşünmüyorsa bu mürtettir. Mürtedin hakkı öldürülmektir. Bitti. Bundan sonra onu öldürmek din adına bir ibadettir. Onu artık o hareket öyle yaptıysa başkası da başka türlü yapar. Daha zalimane olanların da yapanlar çıkabilir. Yeniden silkinmek ve yeniden din adına, Kur'an adına insanların dini kabullerini Kur'anileştirmek mecburiyetindeyiz. Bir adam Kur'an'ı bilirse din adına ona başka şeyleri yutturamazsınız. Peygamberimizle görüşüyoruz. Görüşemez.
Yok bilmem sıkıştığı zaman Allah'la görüşüyormuş. Görüşemez. Efendim rüyasında onu görüyormuş. Göremez. Bunların tamamı yalandır. Bunların hiçbir tanesine bir cemaat üzerinden değil, başka kabuller üzerinden de kim böyle sorgulanamaz, test edilemez şeyler üzerinden bir takım öğreti geliştiriyorsa bunlara itibar etmeyecek insanlar. Önümüzde değişmemiş, bozulmamış bir kitab-ı mukaddes yani Kur'an-ı Kerim var. Bu daha neye yarayacak? Bu toplum ne zaman Kur'an'ı, ne zaman gündemine taşıyacak? Böyle bir felaket oldu, buna rağmen hala daha Kur'an diyen insanlara karşı böyle bir farklı gözle bakılıyor. Kur'an demek insanların algısını, kendi hayatını, dünyayı, dini, Allah'ı, dini, kitabı, mukaddes değerleri, ahireti doğru anlamak demektir. Bunu daha okulların içerisinde, ilk öğretim okullarında, hatta daha ileri giderek söylüyorum, Kur'an kurslarında, imam hatiplerde Kur'an'ın farkına varılması gerektiğine inanıyorum. Metninin ezberlenmesi çok maharet değildir. Manasının öğrenilmesi ve manasıyla hayatı öğrenmeye gayret eden bir büyük dönüşüme ihtiyaç var. Aynı yeri söylemiştiniz. Sefer Hoca'da söz hakkı istemişti. Hemen geleceğim. Tam nerede söz hakkı istediğinizi not aldım ama iki cümle dediniz Can Hocam. Buyurun. Şimdi bize ilahiyatçılar, çok bir geçtiğimiz mesela 5 yıla bakalım. Bizim ilahiyatçılarımız dini konuda aydınlatma görevini ne kadar yerine getirdiler? Sorgulayalım. Bakın ben burada yani tevazu yapmayacağım bu sefer. Mehmet Hocam'la benim kadar geçtiğimiz 5 yılda Türkiye'de bir 3 tane daha ilahiyatçı gösteremezsiniz şunları diye. Kişiye körü körüne uymayın. Rüyayı peygamberi gördüm, Allah'ı gördüme kanmayın. Kıyamet alametleri anlatımlarında, hadislerde de çok uydurma var. Bunlarla çok adam uyutuyorlar, dikkat edin. Ben diyorum ki bizim dışımızda Türkiye'de 5 değil 3 tane bile ilahiyatçı hocamla benim kadar bunu vurgulamış gösteremezsiniz. Ve bunları söyledik diye şu geçtiğimiz 5 yıl zarfında oldukça hakarete uğradık. Sen ne bilirsin bir şeyhin önünde diş çökmeden, ona tabi olmadan, ölünün ölü yukarısına teslim olduğu gibi olmadan, belki kelimeler farklı da özel söylenen bu, doğruya iletilemezsin. Ve bunları da söylediğimiz programlardan biri de bu programdı. En çok söylediğimiz programlardan da biri bu programdı. İsteyenler buyursunlar, geçtiğimiz 5 yılın şeylerinde seyredebilirler. Şimdi Sefer Hocam, Kur'an'ın metni değil meali okunsun demişti. Evet, evet. Mehmet Hocam, Kur'an metni diyen insanlara fazla metni de okunsun da aslında okunsun ama meali de idrak edilsin ben demişti. Mehmet Siz orada Hocam söz istemiştiniz. Yalçın Hocam size geliyor. Okutulması konusuna sonuna kadar katılıyorum. Yani insanın dinini bilmesi gerekiyor. Ancak biz yıllarca ne yapmışız hocam? Kur'an-ı Kerim o yeşil işte örtüsünün içerisinde çevresine asılı bir şekilde kalmış. Ne okumuşuz ne anlamını öğrenmeye çalışmışız. Bakın Yalçın abi ne dedi? Bunlar dedi profesörken almıyor. Bunlar dedi kendi örgütlerinin içerisine belli kademelere geldikten sonra almıyor. Daha çocukken alıyor. Çocukken daha düz betonken, daha yeni dökülmüş bir betonken bunun üzerinde iz kalması lazım. Ki algısal olarak onu yönlendirebilsin, yarın bir gün başka noktalara getirebilsin. O yüzden bizim özellikle çocuklarımıza mantıklarını, bilinçlerini geliştirebilmeleri açısından mantık dersinin de okutulması gerektiğini inanıyorum. Aynı şekilde bakın kodlama dersinin okutulması lazım. Şarttır. Bakın bu Baylok mesajı, bu diğer mesajlar bunların daha önceden biz çözebilirdik. Eğer savaşta bir şey daha, hocam bir saniye şey eğer savaşta F-16'ınız kalksın istiyorsanız. Ramazan Hoca yine el tuttu. Çok. Bir başka hayır konuca. Mitoloji. Burada. Biz maalesef mitolojiyi okutmadığımız için biraz önce bahsetti İsmail Bey'in. Bütün bu zokaları ezoterik terimleri yiyoruz. Arkasına saklanıyorlar bunlar. Hocam bırakabilirsin. Yanlış anlaşılma olabilir. Yani kodlama dersi eğer olmuş olsaydı biz belki de bu mesajları kendi yerli yazılımlarımızı üretmemiz anlamında da önemlidir. Kendi kültürümüzü, geleneklerimizi, adetlerimizi, kendi inancımızı hatta yaymak açısından da bu önemlidir. Şunu sorabilir miyim peki kodlama derslerine gireceğiz. Tabii bu konuda da gerçekten bu bölümlerin mezunlarının ciddi sıkıntıları var. Gerçekten hani... Evet, evet. Gerekli yerlerde değerlendirilmeler. Bunu da buradan söyleyeyim. 17.700 küsür tane bilişim teknolojileri öğretmeni var. Hocam bunlar zehir gibi çocuklar. Gelecek bilişim üzerine, gelecek o teknoloji aynen üzerine. Aynen öyle. Şimdi mesela baktığımızda 15 Temmuz darbe girişiminde sosyal medya gerçekten aktif bir şekilde ve doğru bir şekilde kullanıldı. Eğer şimdi bu meselelerin arkasındaki güçler Twitter'ı
Facebook'u, işte bu kesmiş örgütlendiğimiz sosyal mecraları kesmiş olsalardı, hocam, bizim bu hususta da bence yerli bir yazılıma ihtiyacımız var. Yerli yazılıma ihtiyacımız var. Bizim yerli bu anlamda iyi hackerlara da ihtiyacımız var. Sosyal medya üzerinden algı yönetiminin nasıl yapıldığını daha önce sizinle konuşmuştuk. Bunun Amerika'da, Kaliforniya'daki örneklerini vermiştik. Suçun önceden önlenmesiyle alakalı bunun nasıl kullanıldığını söylemiştik. Filmi bile yapıldı. Minority Report diye. Evet, evet. Yani bununla ilgili birçok çalışma var ve bu çalışmaların bizim kendi artık yerli düzeyde yapmamız gerekiyor. Ki Fransa gelecekte, gelecekte biz yarın bir gün Allah göstermesin yine benzeri bir durum olmasın. Ama öyle bir durum olduğu zaman da biz o F-16'larımızı kaldırabilelim. Bir yarın bir gün elektriğimiz kesilmesin. Yarın bir gün internetimiz, sosyal medyamız çalışsın ki insanlar bu anlamda milletlerine karşı, devletlerine karşı bir şey olduğu zaman buna karşı tepki gösterebilsin. Son bir şey daha söylemek istiyorum. Tamam. Şimdi değişik dönemlerde farklı meslek gruplarıyla alakalı böyle anketler, çalışmalar yapılır. Türkiye İstatistik Kurumu da yapar. Ordu ile ilgili, askerlikle ilgili de bu süreçte biliyorsunuz çok yıpratılmaya çalışıldı algı operasyonlarıyla. Öteden yani beri yapan aslında. Türk askeri değil, öteden Türk beri askeri aslında. Kılına girmiş hainlerdi aslında. Yani bu ayrımı bunlara, da iyi yapmak yani lazım. O meslek grubu olarak bu çok yıpratılmaya çalışıldı. Bunlara benim iki çift lafım var. Önce şunu, bunu öğrenmeleri gerekiyor. Türk ordusu sadece Türk Silahlı Kuvvetleri personelinden oluşmaz. Türk milletinin tamamı Türk ordusu. Evet, aynen öyle. Yeni Bosna'da elinde bastonuyla hocam havalimanına kadar yürüyüp o tankın önünde duran dedem var ya, o dedem de Türk ordusudur. O iş makinasını kaçırıp tankların önünün yolunu kesen o kara çarşaflı ablam da Türk ordusudur. Ekinini, göz nurunu yakıp o uçaklar kalkmasın diye hiç düşünmeden onları yakan o abi de Türk ordusudur. Bakın hocam 57. Alay Şehitliği Kitabesi'nde 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal şunu söylüyor. Diyor ki Çanakkale diyor savaşını kazandıran yüksek ruh, ölüme tevekkülle giden, evet, kelime-i şehadet getiren, hayrete ve tebrike diyor şayan Türk ordusunun ruh kuvvetidir diyor. İşte o ruh kuvveti var ya, o ruh kuvveti. Onun bugünkü tezahürü, yanında onlarca koruması olmasına rağmen darbeci generali alnının ortasından çekip vuran Ömer Halis Demir'dir. Ömer Halis Demir, evet. O günkü ruh kuvvetinin bugünkü tezahürü, oğlum bu işin sonunda şehadet de var, hakkını helal et diyen Ömer Halis Demir'dir. İşte o ölüme tevekkülle giden ruh kuvvetinin bugünkü yansıması nedir biliyor musunuz? Hakkım helal olsun komutanım, siz de helal edin diyen Ömer Halis Demir'dir. Evet. O yüzden kimse Türk ordusuyla başka bir orduyu kıyaslamaya bu anlamda kalkmasın. O yüzden bunlar bizim ne yapacağımızı bilmedikleri için Yunknam Country diye, bilinmeyen ülke diye kodlarlar bizi. Kopmaması. Özür dilerim, biraz fazla bağırarak kurdum. Hakkını da şey yapmayın. Neden FETÖ'yü küresel finans oligarşisi harekete geçirdi bu süreçte? Yaptıkları analizde bu, bunun adı budur. Küresel finans çetesi, bir kabalist çete. Türkiye'ye karşı saldırı içinde. Bu yeni de değil. Ve bu devam edecek. Yani milli bekamız açısından bu anlamda birlik, beraberlik en önemli ilacımız. İşte bu anlamda neden harekete geçirdiler? Baktığımızda 2014 yılında İngiltere'de genellikle NATO toplantıları ya Brüksel'de toplanır ya da ülkelerin başkentlerinde toplanır. Ama çok ilginç bir şekilde oldu. İngiltere 2014 yılında NATO toplantısını Galler'de yaptı. Galler'in nedir özelliği? Galler dünya ezoterizminin, İngiliz politikasının ezoterizmin temsilcisi olan bu yapıların merkezidir. Özellikle orada topladı ve oradan çıkan karar şuydu. Efendim Amerika Birleşik Devletleri'ne dendi ki sen özellikle 1990'lardan bu tarafa, İkinci Dünya Harbi'nden bu tarafa gidersin ama 90'dan bu tarafa dünyanın patronu sensin ama bu işi beceremedin yeterince, hızlı beceremedin. O zaman 3 ülke, Avrupa Birliği'ni kim kurduysa 3 ülkeyi cezalandırmak istiyor. Birisi Amerika Birleşik Devletleri, birisi Almanya, birisi Türkiye. Türkiye'nin cezalandırılma sebebi farklı. Almanların cezalandırılma sebebi farklı, Amerikalıların cezalandırılma sebebi farklı. Bu noktada küresel çete Türkiye'de bir Kürt-Türk savaşının olmayacağını fark ettiler. Çünkü son 1,5 yılda Türk Silahlı Kuvvetleri başımıza FETÖ'yü bela etmelerine rağmen, PKK'yı bela etmelerine rağmen, DAEŞ'i bela etmelerine rağmen
baktılar ki Türk Silahlı Kuvvetleri şehir savaşını dünyada en iyi bilen ordu. Bunu öğrenmiş. Ve Mehmetçik sırtında vurulma endişesini bile göze alarak, şehit düşerek oradaki Kürt asıllı nenemizi omuzuna aldı, çatışmanın ortasından çıkardı. Bu tablo Batı'yı ürküttü. Batılı dostlarımızı ürküttü. Baktılar ki bir Kürt-Türk savaşının olması mümkün değil. Öte taraftan bir şeyi de öğrenmişlerdi. Bize PKK öğretti zaten bunu. Alevi Türkmen ile Sünni Türkmen baktı ki aynı milletin çocuğu, din olarak da %98 aynı temele oturuyor. Allah bir, kitap bir, peygamber bir. Ki Katolik ve Protestanlarda bu kadar birlik bile yok. Hı hı. İşte o noktada İngiltere ve Avrupa'daki finans oligarşisi Amerika'yı, Almanya'yı sıkıştırınca bunlar da bizi sıkıştırmaya başladılar. Ve Amerika'daki bir kanat, FETÖ'yü kontrol eden özellikle CIA içindeki bir kanat ki Türkiye'ye FETÖ'yü devlete yerleştiren 1962 yılında CHP'den Adana senatörü olan Kemal. Mun tarikatının Kemal. Evet, değil mi? Odur. 1971 muturasından sonra isimlerini vermeyeyim. Hangi siyasilerin Fethullah Gülen ve Graham Fuller'le İzmir Efes Oteli'nde toplantılar yaptığı artık resimleri bile var. Esas Yaşar Tunagöl'dür ya. Evet. Başlatan. Ha, şimdi buradan baktığımızda bugün bile FETÖ'nün sağ kolu olan Alaaddin Kaya bu Adana'daki senatörün ailesinin bütün avukatlık paralarını hala 2016'da ödüyor. İşte bu noktada bakıyoruz ki Türkiye'de baktılar ki bu bir Alevi-Sünni Kürt-Türk savaşı çıkmayacak. Gülen çetesini, kardeşimin dediği gibi Gülen ordumuzun içine sızmış bu çete Türk ordusu değildir. Türk ordusu peygamber ocağıdır ve birinci ordu komutanımız, özel kuvvetler komutanımız, diğer birliklerimiz Türk halkıyla birlikte gereğinde yapmıştır. Yalçın Hocam buyurun. Efendim, sizi çok beklettim. Töremiz çok önemli. Bakın bu din benim başladığım Orta Asya'dan yürümeye başladığım günden beri, Büyük Asya'dan buraya yürüdüğüm günde 5000 yıldır, belki 7000 yıldır. Bu akşam Abdurrahman hocamı, küçük hocamla konuştum. Kulağı çınlasın. 7000 yıldan fazladır diyor Anadolu'dayız. Sultan Alparslan en sona gelen 1071. Evet. Ondan önce de gelen var. Bir akım daha. Biz burada iken, biz buraya hangi dinle geldik? Gene biz buraya bir nasuh, gene bir temiz dinle geldik. Rab tektir. Her şeyden münezzehtir. Çok büyüktür. O her şeyi koruyan, kollayandır. Bu itikatla geldik. Anadolu'da geldik, İbrahim'i olduk. Musevi olduk. Muhammed'i olduk. Bir kısmımız. Bir kısmımız Horasan'da oldu geldi. Peki, bu daha önce gelenler Türk değil miydi? Ya da çaptan düştüm. Yani bir sürü böyle soruyu üst üste koyabiliyoruz. Benim törem diyor ki, yetim kuzudan koç olmaz. Bunların her tarafı allame olsa bunlardan koç çıkmıyor sonuçta. Oysa ki ülkenin ve yönetimin erge ihtiyacı var. Koça ihtiyacı var. Bunlar yetim kuzu. Ama burada bir nokta var ki buna parmak basalım ve kayıt düşelim. Avrupa Birliği diyor ki devlette üç şey arayacağız. Özgür birey, solcu jargonla söylüyorum. Örgütlü toplum, demokrat devlet. Şimdi sizin bireyleriniz özgür değilse ya da bireyi kendi sınırı içerisinde özgür bırakıyorsanız, örgütlü toplumu da Kanarya Sevenler Derneği, Bayburt'un bilmem ne köyünün öbür mahallesi derneğine indirgemişseniz, köy hizmetleri müdürünün ya da işte İller Bankası müdürünün kapıcı başısına siyaset hakkı verip delege yapıp da genel müdürünün okumuş insanının reyini, fikrini almıyorsanız bir yerlerde ahraz var. Bu ahrazlar yazdırılmış. İnşallah bu akşam Berber'de duydum ki 7 anayasa maddesi 7 konuda eksejere konsensüs sağlandı. İnşallah bunları da aşalım. Geliyoruz sonuncu kısmına. Demokrat devlet. Bakın bu devlet maalesef demokrat değil. İdeolojik bir devlet var ortada. Bu ideoloji yarın Sefer'in eline geçiyor yöntemi. O kendi rengini içine koymaya çalışıyor.
Ben gittim, bu devleti yönettim. Ankara'ya gittim de büyük şeylerle, hayallerle gittim. Ama bir gittim, Ankara işgal altında. Bana o kasenin içinde benim rengime yer yok. Koyduğum zaman dışarı dökülüyorum. Bana ne kaldı? Hemşire tayini, memur tayini, öğretmen tayini vesaire. Yapabildiğimiz kadarını yaptık rahmetli Özal'la. Son bir aferin alayım sizlerden. Şayet bu 15 Temmuz Tayyip Erdoğan Bey, Cumhurbaşkanımız o televizyon konuşmasını yapmamış olsaydı da o halk bayraklarla sokağa dökülmemiş olsaydı halinizi düşünün. O televizyonlara da biz başladığımız zaman bizi davul çaldılar, bunlar illegal televizyon yaptılar diye. İşte bugünkü halimiz buydu maalesef. Demek ki bazı şeyi yaparken inisiyatif almak lazım. Yetki kullanmak lazım. Teşekkür ederim. Bakın Yalçın abi, şimdi televizyonların durumundan bahsettik. Bir iki cümle alayım hocam. Biz sürekli Hollywood'la ilgili operasyonlardan bahsediyoruz. Hemen hızlıca anlatacağım. Sizce ABD başkanı neden bir ülkenin cumhurbaşkanını arayıp bir kanun teklifinin geri çekilmesini ister? Bakın. Hatırladın herhalde şimdi Yalçın abi. 1991 senesi. Hı hı. 1991 senesi. O zamanki Kırşehir Milletvekili Gökhan Maraş bir kanun teklifi veriyor. 80 sonrası sinema salonları vesaire tamamen yabancı şirketlerin eline geçmiş vaziyette. Türk diyebileceğimiz, bizden öğeleri taşıyor diyebileceğimiz ne inancımızdan ne de kendisi ırkımızdan herhangi bir emare taşımayan yapımlar yanından çoğalmaya başladı. Milli film yapsanız oynatacak salon bakın, bulamazsınız. Gökhan Maraş ne diyor? Yılda sinemada 1 trilyon dolar dış ticaret geliri elde eden ABD'nin başkanı George Bush'un Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı arayarak bu kanun teklifinin geri çekilmesini rica ettiğini söyledi. Bunun önemini bizim fark etmemiz gerekiyor, kavramamız gerekiyor. Yani bununla ilgili tutanaklar vesaire hepsi burada var. Yani neden acaba sadece bir milletvekilinin kanun teklifiyle ilgili arasın? Çünkü bunun önemi çok fazla. Çünkü adam bununla algı operasyonu yapıyor. Bununla toplumları yönlendirebiliyor. Biraz önce Caner Hoca'nın söylemiş olduğu o kalıplaşmış hareketlerimiz, tarzlarımız, yapılarımız var ya, onları yapabiliyor. Senin aslında önem verdiğin, dini olarak önem verdiğin, senin millet olarak önem verdiğin değerleri bunun içerisinde eritebiliyor. Ama bunu sana hissettirmeden yapıyor. Bunu nasıl yapıyor? Bazen bilinçaltı yöntemleri kullanarak yapıyor. Bazen bilinçli olarak bunu sana sürekli tekrar ederek artık sen bunu kabullenme noktasına geliyorsun. Bilmiyorum, o teklifi döneminde siz herhalde şeydeydiniz değil mi Yasin Bey? O zaman parlamentodaydınız. Burada Mehmet Bey'e dönelim. Burada Mehmet Bey'e dönelim. Şimdi bunu nasıl yapıyor dediniz. Bilinçli olarak bazen tekrar ederek bazen de siz hiç farkında olmuyorsunuz dediniz. Nasıl yapıyor? Şimdi tabii hem de burada biraz daha tam ana hatta daha gelmek böyle istiyorum. Bu algı yönetiminin biraz daha kaynağına doğru gelmek istiyorum. Çünkü hali hazırda şu anda algı yönetimi devam ediyor. Kapitalist güç odakları, Amerikan emperyalizmi bunu projelendirip yıllara yayan, milyarlarca dolarlık yatırımlarla beraber yıllara yayan bir projenin şu anda nesnesi durumunda Orta Doğu ve İslam dünyası. Bu bağlamda hadise ele aldığımız zaman, az önce işte Mehmet Bey hocam, Caner Bey hocam veya diğer hocalarım bahsediyorlar. Yani bir Kur'an'ın şöyle anlaşılması gerekiyor, hadisin doğru anlaşılması gerekiyor. Elbette ki. Fakat zaten Amerikan emperyalizminin algı yönetimi projesinin en ciddi rotası komünizmin çöküşüne kadar dünyada antikomünizmi işlemek ve algılara antikomünist bir anlayış yerleştirmek gibi. Komünizmin çökmesinden sonra ise algı yönetiminin ana nesnesi, ana hedefi antiterörizmi hedef tahtasına oturtmak oldu. Antiterörizm noktasında bir algı oluşturma operasyonunda ise terörizmi İslam'la eşitlemeye veya Orta Doğu'yla eşitlemeye dönük bir içerikle küresel bazdaki telkinlerini veya kötü hipnozlarını sürdürmeye devam ettiler. İşte az önce bahsi geçen mesela dinler arası diyalog meselesi aslında bu Amerikan emperyalizminin İslam'la ilgili, İslam'ın bütün temel kavramlarını, Kur'an'la, hadisle, Resul'le, peygamberle ilgili İslam'ın bütün temel değerlerini kıymetsizleştirme ve değersizleştirme operasyonudur aynı zamanda. Yani antikomünist algının yerine terörizm inşa edildi ve ana hedef ise İslam'ın bütün değerlerinin, kıymetlerinin içinin boşaltılması
ve bu şekilde Orta Doğu'ya hükmetme anlamında bir algı yönetimi stratejisi geliştirildi. Ve bütün operasyonlar bu yönde yapılıyor. Ve bir algı yönetimi söz konusuysa, bir gücü elde tutmak söz konusuysa, gücü üç şekilde elde tutarsınız. Ya satın alırsınız, ya tehdit edersiniz, veya bunlardan en uzun vadelisi olan algı yönetimi toplumları, halkları, kitleleri ikna stratejisine başlarsınız. İşte bu anlamda bir yandan az önce hocamın bahsettiği Amerikan filmlerinde olası bir küresel felakette Amerika kurtarıcı olarak işleniyor. 10 yıllardır sinemalarda, Hollywood sinemalarında. Hocam hemen bir parantezle bir şey söyleyeyim. Artı biraz önce söylediğiniz var ya, İslamofobi sadece Müslüman olmayanlarda değil, Müslümanlar üzerinde de elbette ki. Elbette ki oraya geliyorum artık hocam. Başka bir şey. Adam bir patlama sahnesi, terörle ilgili bir sahne, aynı anda arka plandan bir ezan sesi. Tam oraya geliyorum hocam. Doğal olarak bir yandan Hollywood sineması algı yönetimine destek verirken, olası bir küresel depremde, olası bir küresel felakette veya atıyorum uzaylıların dünyayı işgalinde sadece ve sadece ABD kurtarır, Amerika kurtarır algısı yerleştirilirken, Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir eyaletine gidip toplanırsanız ve oradaki bir kurtarıcı, evet, belki Mesih simgeleyenin çatısı altında toplanır, onun dediklerini yaparsanız orada da kurtulursunuz. İşte dünyanın sonu gelse, evet, bile. Kendisini kurtarıcı olarak lanse ederken bir yanda dünyaya barışı ve demokrasiyi taşıyan süper güç olarak bu algıyı yerleştirmeye devam etti ve aynı zamanda da İslam dünyası üzerinde, Orta Doğu üzerinde oyunlarını öncelikle cemaatlerin yapısını bozarak, çünkü cemaatler özü itibariyle teşekkür ederim hocam, özü itibariyle telkinle işleyen, anlatılarla telkinle işleyen ve yapılandırılan emosyonel, yani duygusal topluluklardır ve kolay manipüle ediliyorlar. Cemaatlerin yapısını bozarak bir şekilde ve manipüle ederek kendi amaçları doğrultusunda kullandı. Bu son hadise ise, 15 Temmuz hadisesinden sonraki olayda ise hiç kaybeden yoktur. Yani küresel güç odakları kaybetmedi. Operasyon başarısız oldu. Ama algı yönetimi devam ediyor. Bu kez başarısız olan yapı üzerinden cemaatlerle ilgili soru işaretleri çoğaldı. Ve yedeklediği belki başka yapılar da var. Bilemiyoruz. Bir yandan böyle bir kokuşmanın merkezi haline getirirken yine cemaat denilen veya cemaat dediğimiz bir İslami kavramı da aynı zamanda kuşku dolu ve bir bataklık gibi göstermiş oldu. Bir yandan bunu yaparken önceden beri gelen cemaatleri, o 30 yıllık 40 yıllık cemaatsel yapıları değil, bir yandan bir bakıyorsunuz ki işte Suriye'de, Irak'ta birdenbire el silahlı çeteler ortaya çıkıyor ve peygamberin mührünü logo yaparak şiddetin, vahşetin uygulayıcısı olarak ve bunu da İslam'a mal ederek bir şekilde, İslamofobiye hizmet ederek İslami değerleri kıymetsizleştirme operasyonunu çift yönden yapıyor. İşte bütün bunların hepsine karşı bir karşı algı yönetimi stratejisi oluşturulmalı. Bu üç hocanın, beş hocanın meselesi değil. Bunu bir devlet politikası haline getirip hali hazırda yürürlükte olan bu algı yönetimini bir şekilde bertaraf etmek için karşı bir algı yönetim hareketi veya organizasyonunu milli güvenlik politikası haline getirilmeli. Milli güvenlik politikası haline getirilmesi gerekiyor. Çünkü bir şeyin, yani az önce işte Kur'an'ı doğru anlamak veya hadisi doğru anlamak, yanlış anlıyorlar, yanlış yorumluyorlar. Evet, doğru. Ama zaten algı yönetiminde çok ciddi bir nokta vardır. Gerçeğin ne olduğu önemli değildir. Önemli olan gerçek değildir. Önemli olan gerçeğin nasıl algılandığıdır. Önemli olan doğru değildir. Bir amaç doğrultusunda önemli olan doğrunun ne olduğu değil. Eğer benim bir hedefim ve projem varsa, bir şeyi benimsetmeye, kabul ettirmeye çalışıyorsam, önemli olan doğrunun nasıl algılandığıdır. Ve küresel güç odakları bütün Orta Doğu'da, bütün İslam dünyasında doğrunun tanımını onlar yapıyor. Biz düşünmüyoruz, düşündürtülüyoruz. Çünkü bu şekilde kitlelere hükmediyorlar. Bize servis edileni alıyoruz. Bize servis edileni alıyoruz. Bir nevi beyinlerimizi bir şekilde, evet, zihin kontrolüne tabi tutuyorlar. Şimdi burada bir noktaya daha işaret etmek istiyorum. Çok kısa alayım onu da. Tabii çok kısa. Bir algı yönetiminin
yerine bana deseniz ki algı yönetimi kavramına başka bir kavram önerir misiniz derseniz, ben de derim ki duygu yönetimi olarak değiştirmek gerekiyor. Az önce tekrar izah ettiğim gibi bir telkin söz konusu olduğunda ben hipnoz uzmanıyım. Koltuğuma Caner Bey veya Mehmet Bey profesör. Bizim koltuğumuza da zaman zaman her entelektüel düzeyden insanlar oturuyor. Eğer ben insanların entelektüel birikimini baz alırsam, onları kolay kolay kendi amacım onun iyileşmesi doğrultusunda, terapisi doğrultusunda algı yönetimine tabi tutamam. Hipnoza tabi tutamam. Entelektüel birikimi değil, zekayı değil, zeka sirkülasyonu değil, biz insanların duygularına yöneliriz. Ve bütün cemaatler, bütün bu algı yönetimi hep duygu üzerinden yürütülür. İşte duygu üzerinden yürütüldüğü zaman bir insanın yarbay olması, general olmasıyla inşaatlı amel olması arasında, eğitimsiz olması arasında hiçbir fark yoktur. Çünkü duygu bazında eşitsizdir. Çünkü algı yönetimlerinde insanların duyguları üzerine oynanır. Zayıf korku, öfke, mutluluk, ceza, ödül, bütün bunların hepsi değerlendirilir. Bu sebeple bütün bu fotoğrafa baktığımız zaman komünist, antikomünist algı operasyonundan sonra antiterörizm hedefe yerleştirilmiş ve terörizmle İslam dünyası da eşitlenmeye çalışılmıştır ve neredeyse de başarılı olacaklar gibi bir durum şimdi söz konusu. Şimdi Sayın Tokalak, sizinle devam edelim. Bu noktada şimdi Mehmet Başkak dedi ki satın alma, tehdit etme ve ikna ile aslında kitleler kontrol altına alınabiliyor. Bununla birlikte küresel güç odaklarının da kaybetmediğinden de bahsetti. Peki küresel güç odaklarının bundan sonraki hedefine kaybetmedilerse, bu planı da bekliyorlarsa bundan sonra neler planlanmakta? Tamam. Benim zaten esas çalışma konum sistemi dünyada nasıl çalıştı? Finans sisteminin, uluslararası sistemin 4-5 kitap yazdım bu konuda. Aslında benim konum bu konuda işte. Bundan meraktan yazdık. Şimdi aslında şunu söyleyeceğim. Bir düzeltme yapayım. Ben de unuttum, hocam da unuttu. Aslında CHP'nin milletvekili Kemal Bey, Kasım Gülek, onu bir düzeltelim. Bunun tarikatla ilişkisi var. Fethullah ilk keşfedenler ve dış bağlantılarını sağlayanlardan biri de Kasım Gülek'tir. Ama esas 1960'ta Diyanet İşleri Başkanı yardımcısı Yaşar Tunagül'dür. Siirtli'dir. Siirt'in Kiskis köyündendir herhalde. Fethullah Gülen de Siirtli'dir. Tabii Siirtli'dir. Onu söylemedim. Hemşerilik de vardır. Esas kökeni Erzurumlu falan değildir. Siirtli'dir. Siirtli'dir. Şimdi orada bütün dış bağlantılar zaten Yaşar Tunagül'ün kriterleri Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 60'larda olmaya yetmiyordu. Çünkü ilahiyatı falan da bitirmemişti. Milli İstihbarat Teşkilatı ile yakın ilişkileri vardı. Bir eli de CIA'deydi Yaşar Tunagül'ün. Bunu tespit etti. Bunu uzun yıllar kontrol ederek istihbarat teşkilatlarıyla kontağı sağlayan odur. Dışarıdaki muğunları da sağlayan Kasım Gülek'tir onu tanıştıran. Ama burada enteresan bir şey vardır. Madem dış güçleri sordunuz. Aslında Gülen örgütünün, cemaatin yapılanması dış kaynaklıdır. İçeriden yapılanmamıştır. O bilgi birikimleri yoktur. Bakın, Opus Dei'den biraz alınmıştır. Muğundan biraz alınmıştır. Mormonlardan biraz alınmıştır. Ve bunların bir sentezi yapılarak cemaat örgütlenmiştir dış taraftan, CIA tarafından. Mormonlar çok enteresandır. Pek Türkiye'de tanınmaz. 5-6 tane hanımları falan vardır. İzole yaşarlar. Hatta çocuklarını falan okullara da yollamazlar. Kendi eğitirler. Yani dünyadan kopmuşlardır. Onların İncil'i de klasik İncil değildir. Onlar değiştirmiş. Hani Fethullah nasıl kendine göre bir İslam yaratmış. Onlar da kendine göre bir İncil yaratmışlardır. Burada enteresan bir şey vardır Mormonların hakkında. Aynı Fethullah onu takip etti. Emniyette, yargıda, istihbaratta. Amerika'da bir sıkıntı var. Bütün CIA, FBI elemanları çoğu Mormonlardan devşiriliyor. Bak bu dünyada pek bilinen bir şey değil. Ve bu sıkıntı zaman zaman makalelerle dile getiriliyor. Ya zaten bu adamlar beyinleri yıkanmış adamlar. Siz Mormonlar daha iyi kontrol edin de daha dindar insanlar olduklarında biat eden, kolay biat eden insanlar oldukları için FBI ve CIA şey diyorlar. Fakat bunları kafası fazla çalışmıyor. Dikkat ederseniz CIA'nin dünyada yaptığı bütün operasyonlar hep ellerine yüzlerine bulaştırırlar. Öyle hani bizim zannettiğimiz gibi bunlar çok zeki falan filan adamlar değil. Mormonlardan alırsan
Devşirirsen mormonlardan pek bir şey olmaz. Cemaatten de devşirirsen gördüğümüz gibi bir şey olmuyor. Bir de hani hep üst akıl üst akıl diyorlar da hiç ismini vermiyorlar ya. Ya üstü altı yok mu akılın ya? İşte küresel güçtür bu akıl. Küresel güç de kimin elinde? 300 tane ailenin elinde. Kim? Çoğu da Amerika'da. Rothschild'ları sayarsın, Rockefeller'leri sayarsın, Sayaroğlu sayarsın, Warburg'ları. O yalnız o Bill Gates'ler falan değil. Onlar piyon olarak kullanıyor. Onlar ismi bile geçmez. Esas mühendisler arkadaşı Zbigniew Brzezinski gibi onlar da uzun yaşıyor. Kissinger, Müsinger. Demek ki böyle şeytani planlar yapan insanlar hırsları da çok ya. Demek Allah onları uzun yaşatıyor da bir yani hocam şeyi görsünler. Yaptıkları... Öyle bir şey var mı? Mehmet hocam. Yaptıkları planlara... Espri olarak söylüyorum. Hayır, biliyorum. Herhalde demek ki yukarıdan onların yaptıkları böyle... şeytani planların nasıl çamura girip hep bütün Amerika'yı da dünyayı da nasıl kendine göstermek için herhalde. Çünkü bu adamların yaptığı planlarda bir işe yaramıyor. Şimdi biz şunu zannediyoruz ya bunlar çok akıllı var. Yok akıllı falan değil. Yukarıdan sen bizim akıllı zannettiğimiz küresel güçlerle 350 aile ve CIA bir istihbarat teşkilatıyla yönlendiriliyorlar. Bakın size enteresan bir şey söyleyeyim. Ya hakikaten dalga geçiyor FETÖ'lü akıllı herkese. Himmeti ve milleti olan insan diye bir kitabı var. Burada diyor ki, ya bakın çok enteresan, şu laf çok enteresan. Ben bir gün roman yazacak olsaydım ismine ve insan aldandı yazardım diyor. Yani ismini ve insan aldandı koyarmış. Ya zaten Fethullah'ın hayatı boyunca insanları aldattı. Demek ki bu yazdığı romana ve insan aldandı yazarmış eğer yazsaydı. Şimdi zaten devamlı roman yazıyor da. Şimdi şunu diyeceğim. Aslında ben cevap vermeyeyim buna. Mevlana'ya cevap verdilerim. Mevlana Mesnevisi'nde diyor ki, diyeceksiniz ki Mevlana nereden çıktı ama buna güzel cevap. Mesnevisi'nde diyor ki, bir eşeğin peşinden giden en sonunda eşek uğruna ölür gider diyor. Sefer Hocam söyleyeyim. Şimdi hayır böyle anlatalım da daha enteresan olsun halk anlasın. Yani bu bir eşeğin peşinden gider en sonunda eşek uğruna ölür gider. Adam dalga geçiyor herkesle. Roman insan aldatırdı yazarmış bilmem ne yazarmış. En sonunda öyle olmaya başladı. Mevlana'nın öngörüsü çıkmaya başladı. Şimdi bu adamlar nereye giderse gitsin hangi eyalette Amerika'da olsa olsun FBI bürolarıyla işbirliği yapıyorlar kontak halinde. Eğer FBI'nin resmi web sitesine girerseniz bunlarla ilişkili olduğunu hatta Hudson vakfı var. Bunların vakfı resmen FBI sitesinde bunların 3-4 tane bir de ADL var. Meşhur Abraham Foxman'ın Yahudi lobisi çok güçlüdür dünyada. Onların da ismi var. Cemaat Vakfı'nın da demek ki Cemaat Vakfı ve bunlar yakın ilişkiler içinde. Hatta FBI'nin Chicago başkanı gidip bunlara konferans veriyor. Size enteresan bir şey söyleyeceğim. Bu çok güzel. Şimdi aklıma geldi. Bunlar 2010'da aşure ayında 13.500 tane kase aşure yaptırıyorlar. Dağıtıyorlar aşure ayında. 3.500 tanesi FBI'nin ofisine dağıtıyorlar. Şimdi hayda... Sizin ne işiniz var? 3000 aşureden ne anlar FBI ofisi? FBI ofisine sen aşureyi nasıl verirsin? Bir tane laboratuvar deneyi yaptırmadan, iyice testten geçirmeden o adamlar bırakın 3500 aşureyi, bir tane aşure, bir tane kase bile aşure almazlar. Demek ki siz sabah akşama kadar yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz bu adamlarla, bir de adamları aşureyle besliyorsunuz ofislerine. Ya kusura bakmayın da gerçek bu. Bu gerçek. Ha bunu da ben yazmıyorum. Kadir Gülser 2010'da Milliyet'teki köşesinde yazdı. Kaynakla verin de belki millet inanmaz. Hiç de bir yalanlama gelmedi bunlardan. Çünkü ben hep kaynakla yazdığım için. Bugüne kadar da başım belaya girmiyor ama bundan sonra girer mi bilmem. Bırakayım mı şeyi? Evet Sefer Burak, Hocam tamam, söz buyurun. İstedi tam o noktada. Şey şimdi hep böyle bahsediliyor. Üst akıl, büyük akıl, işte en kocaman akıl falan. Dervişe sormuşlar hocam Allah'la aran nasıl diye. Nasıl olsun demiş. Hep onun dediği oluyor demiş. Şimdi ne kadar bir plan kurulursa kurulsun. Yani onların bir planı varsa Allah'ın da bir hesabı var. Onu biliyoruz. Sonuç itibariyle Allah'ın dediğinin olacağını da ona biz inandık. Onu biliyoruz. Bu arada çok tweet geliyor Cansu Hanım. Onunla ilgili ben tekrar geri bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bu kodlama dersiyle ilgili bilişim öğretmenleri coşmuş durumda. Sürekli artık yetişemiyorum. Ben de yetişemiyorum ona. Size de ekleyip gönderiyorlar. Gerçekten önemli bir sorun ve ilk kez zannediyorum dile getirildi bu.
Sayın Bakan İsmet Yılmaz aynı zamanda benim de hemşerimdir kendisi. Bu konuları önemini gayet iyi bilir. Zannediyorum o çocukların hem o sorunlarıyla alakalı hem de kodlama dersinin okullarda zorunlu ders olması, yine Mehmet Hocam'ın söylediği Kur'an-ı Kerim'in okutulmasıyla alakalı kısımlarda eminim ki gerekli adımları atacaktır. Buyurun. Bir ilave yapabilmek isterim imkan size varsa. Hemen geliyorum. Şimdi biz soru çalanlara ve KPSS'de ya da ÖSYM'de soru çalanlarla bunlar bir yerlere geldiler. İki, personel genel müdürlüklerini, daire başkanlıklarını ya da kurmay başkanlıklarını ele geçirip ileriye doğru yürüyecek olan insanların sicillerini bozarak bunlar bir ön plana geldiler. İşte Balyoz'da, Ergenekon'da bir sürü insanların önü kesildi. Bunlar öne aldılar. Ne dedik? Yetim kuzudan koç olmaz. Bunların koç olmadığı bir kez daha ortaya çıktı. Şimdi dünyada biz burada nerede? Eğitimden öpüldük. Bu hadise eğitimden öpüldük. Demek ki eğitim sistemimizde çok büyük kaçak vardı. Devlet bir şeye yok yasak dediği zaman çaresini bulmalıydı. Yok ve yok yasak dedi. Burada bir havuz oluştu. Bir kalabalık oluştu. Bu kalabalığın etrafına sucukçu geldi, efendim köfteci geldi, limonatacı geldi. Hepsi dükkanlarını açtı. Bütün cemaatlerin dershaneleri oldu. Bu havuzdan hepsi beslendi. Beslendi, beslendi, şişti, büyüdü enine ve boyuna. Gün geldi, o yok yasak diyen rejim gitti, yerine bunlar geldi. Hani bu yok kötüydü? Geldi, oturduktan sonra o çok güzelmiş bu. 20-30 tane okul, üniversite oluştu. Niye? Zaten dershanelerle beslenmişlerdi. Takır takır pıtrak gibi üniversiteler oldu. Bakın yine eğitimden öpülüyoruz, aldatılıyoruz. Oysa ki dünya şunu tartışıyor Cansu Hanım, insanlarımız biz. Ahlaklı adamı mı eğitelim, yoksa eğitilmiş adamı mı ahlaksızlandıralım? Çok enteresan bir denge bu. Bir ahlaksızı eğitirseniz, başınıza çok çok daha büyük bir felaket üretiyorsunuz. Peki ben bir insanı eğitebilirim ama ahlak veremem. Ahlakı nereden alacak? Geliyoruz gene asabiyetinden alacak, nenesinden, annesinden, ailesinden alacak, mahallesinden alacak da gelecek. Ahlaksız adamları eğitirsek bizim başımıza çok çok daha büyük felaketler gelecek. Eğitim sistemimizin İdefix noktası, zayıf noktası hocam, eğitimci. Gerisini o tamamlasın lütfen. Burada vurgulamak istiyorum da zihin... Hemen Can Örce söz verelim. Ben bekliyorum. Daha ikinci turda hiç şey yapmadım yani. Can Örce bugünkü... sayar. Kaç dakika konuştum. Şimdi bugünkü Diyanet'in hutbesinde de güzel bir şeye de dikkat çekilmişti. Orada Diyanet diyor ki insanları şekillendiren, eğitim veren, kabaca tabii aynı kelimelerle söylemiyorum, 3 tane kurum var. Aile, okul, cami diyordu. Bunu söyledikten sonra da seçmeli ders olarak Kur'an'ı seçin okullarda dendi Cuma hutbesinde. Bu çok güzeldi. Yani Cuma hutbesine gidemeyenlere, dinleyemeyenlere bugün tekrarlayalım. Gerçekten okullar açıldı. Seçmeli ders bildiğim kadarıyla Kur'an. Yani mümkün olduğunca ailelerin bunu seçmesini tavsiye ediyorum. Bu birçok şeyden korunmalarında faydalı olacaktır. Niye faydalı olacağını da hep anlatmaya çalışıyoruz. Onları burada tekrar edip vakit harcayalım. Fakat Diyanet'in hutbesinde dikkat çekilmeyen bir şey var. Hani aile, okul, cami insanları şekillendiren bilgi kaynağı dedik de. Günümüzde küreselleşmeyle beraber aileden, okuldan, camiden de çok daha fazla bilgi aktaran bir kurum var. Bunun adı da medya. Hı hı. Yani medyanın aktardığı bilgi ve bu tabii ki Türkiye ile ilgili bir fenomen olarak düşünmesin seyircilerimiz, küresel çapta oluşan bir fenomen. Bakın Türkiye'de ortalama televizyon seyredilme süresi 4 saat günde. Kabaca üstündeydi, biraz internet televizyondan pay çalıyor. Televizyon aşağıya gidiyor ama 4 saat Türkiye'de. Dünyadaki bazı birçok ülkede bunun altında ama oralarda da oldukça yüksek. Bunun üzerine radyoyu koyduğunuzda, hani radyoyu bir kenara bile bıraksak, interneti koyduğunuzda ve de şimdi cep telefonlarından buna ne kadar rahat girildiğini düşündüğümüzde 6 saate birçok kimsede bu geliyor. Ortalaması 6 saate geliyor. Ve insanların 7-8 saatte uyuduğunu düşünürsek bunun ne kadar büyük bir şey olduğunu düşünürüz. Ve
İlkokul seviyesinden ölene kadar insanlar internetle muhatap. Okul mesela ortalama Türkiye'deki eğitim seviyesinin yükseldi, bayağı yükseldi son dönemde ama hatırlamıyorum tam veriyi ama 7 yıl, 8 yılı geçmiyor en azından bunun altında, değil mi? Yani insanlar 8 yıl okula muhatap oluyor ama medyaya dikkat edin, 5-6 yaşından ölene kadar medyayla bilgi aktarılıyor. Ailede aktarılan bilgiyle camilerde, o hutbelerde veya diğer şeylerde aktarılan bilgiyi artı okulun aktardığı bilgiyi bile üst üste koysak, internet ve televizyonla aktarılan bilginin çok çok gerisindeyiz. Yani biz bir zihin şekillendirme, yani programın başlığı daha çok buydu ben. Yani peki, asıl yapacağız? Programın başlığından peki, devam etmek istedim. Bu noktada? Yani zihin şekillendirmedeki en önemli unsur medya olmuştur. Bunu yakalamamız lazım. Bu önce bir, bence bir bilgi sosyolojisi fenomeni olarak bilginin nasıl aktarıldığını ve aracını tespit etmemiz lazım. Daha sonra bir felsefi açıdan buna nasıl reaksiyon gösterilmesi gerekiyor, ne oluyor falan da bence bir ayrıca felsefi tartışmasını yapması lazım. Ama bir tespit olarak bu bence çok önemli bir tespit. Şimdi internetten de özel televizyonlardan bilgi aktarınca insanların bilgiye ulaşmasının kolaylaştırılması, daha çok eşitlikçi bir ortam oluşturulması gibi avantajları da var. Her şey dezavantajdır diye düşünmeyelim. Mesela Harvard Üniversitesi'ndeki birçok kimsenin ulaştığı bilgilere İstanbul'da birinin ulaşması bundan bir 40 yıl önce oldukça zordu. Van'daki bir insanın da İstanbul'dakinin ulaştığı bilgilere ulaşması çok zordu. Bir üniversitenin kütüphanesi de yoksa ulaşamıyorsunuz. Ha yine eskisi kadar ulaşması kolay değildir ama internetin ortaya çıkmasıyla mesela bu oldukça eskisine nazaran bilgiye erişimde eşitlikçi bir durum oluştu. Hani buna benzer avantajları var. Fakat bir de şu var, yani internete herkes çok ucuz bir şekilde yayınını koyuyor. Büyük bir sermayeye sahip olmadan fikriniz ortaya çıkıyorsunuz. Bu da avantajlı gözüküyor. Yani böyle daha eşitlikçi bir şey varmış gibi bir durum gözüküyor diğer taraftan ama şunu da yakalamamız lazım. O kadar da eşitlikçi değil. Eşitlikçi bir şeyler bu özel televizyon ve internetlerle oluşan yapı insanların bilgi erişimini de ortaya koysa da. Sonuçta küresel bilgi aktarım sistemlerini kuran bir güç var. Bu Atlantik'in iki tarafındaki batı diyebiliriz. Amerika'sıyla, Avrupa'sıyla. Yani bu medya ile ilgili sistemleri kuran bir güç var. Artı finans da bunların elinde olduğu için buradaki bilginin yayılmasında bunlar çok daha öncelikli unsura sahipler. Ve dikkat edin, burasının altını çiziyorum, İslam ülkeleri bunun değerini anlayamadığı için ve sanatı çok iyi kullanmak gibi bir beceriye sahipler. Mesela demin hocam bir iki tane film kaldırdı. Klinik psikolog arkadaşımız da onlara dikkat çekmiş diyeyim, filmlerin etkisini. Ama nedir bu? Sonuçta Batı finansla birçok şeye egemen olduğu gibi, medyayla bilgiler aktardığı gibi insanları etkilemedeki en önemli araç olan sanatı da üretiyor. Mesela herkesten daha iyi film yapıyor. Bunda bir tartışması yok. Siz herkesten daha iyi filmi Batı yaptıkça, ya dikkat et, finansla beraber sanatı da yan yana koyunca, siz istediğiniz kadar eşit internete onlarla video yükleyecek güce sahip olun. O filmi siz üretemediğiniz müddetçe o sanatı, insanların zihnini onlar kadar şekillendirici güce sahip değilsiniz. Ha bu yüzdendir ki Batı'nın kadın erkek ilişkilerine bakışı, Batı'nın mesela kadının toplumdaki yerine bakışı, Batı'nın kürtaja bakışı, dikkat edin bunlar kötü demiyorum, iyi veya kötü olabilir. İyi veya kötü olması şu anda tartışma konumuz değil. Batı'nın kılık kıyafeti, Batı'nın beslenme şekli hepimizin beslenme şekli oluyor, değil mi? Buna bela bir nasıl bilgin, yani nasıl mesela şundan 200 yıl önce uçak yoktu, insanların kullana girdi ama yani diyelim ki bir araca binip de pat diye Japonya'ya inseydik, pat diye İstanbul'a gelseydik, Amerika'ya, işte Balkanlara gitseydik, Orta Doğu'ya, indiğimiz her ülkedeki insanların sırf kıyafetinden o kişinin kim olduğunu tanıyabilecek bir durum vardı. Ama şu anda bir bakıyoruz, insanların yüzünü görmesek uçakla indiğimiz şehirlerde aşağı yukarı herkesin kıyafeti aşağı yukarı aynı. Değil mi? O zaman tek bir kıyafet buluşmuş vaziyette. Birçok yerde tamam ayrı Japon, Hint restoranları var ama aşağı yukarı hangi ülkeye giderseniz gidin birbirine benzer menülere de ulaşabiliyorsunuz. Hani küresel çapta bu tabii sırf menüler veya kıyafetlerde bir tek tipleşmeye yakın bir şey yok. Özellikle kıyafetlerde tabii tek tipleşme yemek menüsünden fazla ama aynı şekilde insanların bilime, teknolojiye, sanata, kadına, çocuğa,
erkek kadın ilişkisine ve birçok değerlerle alakalı konuya bakışında da zihnimizde tek tipleşme var. Ve bu medyayla inşa ediliyor. Bunu yakalamamız lazım. Yani bizim birçok dizimiz Türkiye'de bile üretilse, sonuçta burada üretilen diziler bile Hollywood'daki benzerlerini takip ederek üretilmiş yapımlar olduğu için bu tarzdaki mesela bir diziyi seyreden bir kimse o bir sezonun sonunda kadın erkek ilişkileriyle ilgili yepyeni bir bakış açısına sahip oluyor. Farkında değil, o çekirdek çıtlatıyor seyrederken çay içiyor. Oradan zihninin aslında şekillendiğinin farkında değil. Veyahut da ne bileyim bir mafya lideri olmanın ne kadar değerli olup olmayacağına ilgili veya Amerika'nın dünyadaki yerine dair veya demokrasi kavramları ile ilgili birçok şeye dair veya din kavramları ile ilgili birçok şeye dair de fikre sahip oluyor. Yani, orada bir dizayn edilme söz tabii, konusu zihinler. Yani aslında özellikle şuna dikkat etmemiz lazım. Hatta bu tabii bazı araştırmalarla da gösteriyor. Haber programları hocam, gibi çok kısa alayım, reklama gidip haber programları gibi programlar da insanlar aslında yine bir koruyucu kalkan koyuyorlar. Şu anda bir orada fikir söyleniyor, bir tartışma programı, farklı fikirler var diye aralarına bir mesafe koyup oradan zihinlerini şekillenmesine karşı biraz daha korunaklı oluyorlar. Fakat özellikle diziler, sitcomlar gibi şeylerde insanlar adeta kendileri o dizinin bir parçası gibi bütünleşiyorlar televizyonda. Kendini onun yerine yani koyuyor Makluhan'ın, ve hayatını da ona göre yönlendiriyor. Makluhan'ın ifadesini ifade ettiği gibi adeta televizyon bizim duyu organlarımızın bir uzantısı haline dönüşüyor. Ve biz dışarıdan bir bilgi bombardımanı içerisinde olduğunu fark etmiyoruz. Ondan, bunu şu açıdan diyorum. Yani zihnin şekillenmesi diye bir başlık varsa bence medya en önemli tartışmamız gereken konu. Tabii söyleyen çok şey var. Evet, çok geçelim. Şey var ama evet ben aslında biliyorum. Yani benim her konum bu gece tabii. Tek başına 3 saat 4 saat program. Yok, medyaya değinmedik ki özellikle onu açmak istedim. Sürem de tabii ki kısıtlı. Şimdi ayrılmayalım. Çok çok kısa bir ara vereceğiz. Çok kısa. Sonrasında buradayız, bekliyoruz. Hep birlikte veda edeceğiz. Bana reklam dediler. Ben çok duygusalım, ağlarım. Ah, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Haberiniz vardı galiba. Çok teşekkür ederim. Bugün benim doğum günüydü. Bana en güzel hediye aşık olduğum işi yapmak tabii ki. Ve dolayısıyla yeni yayın döneminin ilk yayın günü olması sebebiyle de çok mutluyum. Doğum günü hediyemi aldım diyeyim. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu kadar güzel insanlarla çalışabildiğim için, ayaklarım geri geri giderek değil de her gün büyük bir aşkla koşarak işe geldiğim için çok teşekkür ederim. Çok değerli konuklarıma da, anneciğime ve babacığıma da çok teşekkür ederim. Beni büyütüp bugünlere getirdikleri için çok sağ olun. İyi ki doğurmuşsun. Çok kıymetli konuklarıma da çok teşekkür ederim. İnşallah hep birlikte en güzel şekilde, çok sağ olun. Konuk dağıldım, evet. Bu hissedebiliyorum. Çok teşekkür ederim. İlk yayındı. Hepinize çok teşekkür ediyorum hocalarım. Çünkü biraz önce de vurguladığım gibi hepsi tek başına 4 saat bir program götürebilecek konuklarımız. Ama bugün hepsi 10'ar dakika, belki 15'er dakika konuşabildiler. Artık yeni yayın dönemini başlattık. Uzun uzun programlar yapacağız. Ayşem hocam, buyurun. Bana ikinci turda söz vermedin. Eyvah, eyvah, eyvah. O zaman sizin katıldığınız bir programda size daha fazla söz ama hakkı vermem lazım. Ama birkaç kelime söylememe müsaade edin algı üzerinde. Buyurun. Az vaktimizin kaldığını biliyorum. Şimdi son tabii darbe teşebbüsünü yapanın bir cemaat olması
toplumda yeni ve bana göre tehlikeli bir algının oluşmasına sebebiyet veriyor. Bu farkında olarak ya da olmayarak. Yaklaşık 1000 yıldır İslam kültürünün en önemli temsil edildiği kurumlardan birisi olan tasavvuf kurumuna karşı, tasavvuf müessesesine karşı da ne yazık ki olumsuz bir tavrın geliştiğini görüyorum toplumda. Halbuki birkaç cümleyle söylemek gerekirse tasavvuf bizim İslam kültürümüzün bir parçası. Yani Ahmet Yesevi'den Yunus Emre'mize, Hacı Bektaş'ımıza, Mevlana'ya, Hacı Bayram'a, Akşemseddin, Aziz Mahmut Hüdayi, hepsi onlar tasavvuf kültürünün önemli parçalarıydı. Hatta bir iki sözlerini de söyleyebilirim yani çok kısa. Hemen mesela bir olalım, gerek. İri olalım, diri olalım diyerek belki bugüne bir reçete sunan Hacı Bektaş-ı Veli yahut da gelin canlar bir olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz diyen Yunus Emre de tasavvuf kültürünün birer parçasıydılar. Peki, bu hususun gözden kaçmamasını, toplumda tasavvuf geleneğine karşı olumsuz bir algının oluşmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani peki, bunları söylemek istiyorum. Hocam çok teşekkürler. Sözüm söz. Katıldığınız başka bir programda ekstra vereceğim size. Çok peki, çok teşekkür ederim hocalarım. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık, bilgilerinize sağlık. Efendim size de çok teşekkür ederim. Yeni yayının döneminin ilk bölümünde, ilk Ötek Gündem'de, yeni sezonun ilk Ötek Gündem'de bizleri yalnız bırakmadınız. Gerek sosyal medyadan olsun, gerek desteklerinizle her daim yanımızda olduğunuzu bir kez daha belli ettiniz. Artık salı ve cuma günleri birlikteyiz. Kendi günümüz, kendi saatimiz saat 23'te. Önümüzdeki salı günü görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu geceler.